Seçime dairden merhabalar. Bugünkü konuğumuz Memleket Partisi Milletvekili adayı Sayın Ömer Kayır. Bursalıların ilk kez Memleket Partisi'nden bir adayı çıkardığımızı görecekler. İlk de Ömer Bey nasip oldu. İkinci bölgede birinci sıra adayı. Ömer Bey, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu imkanı tanıdığınız için ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şuradan başlayalım, bütün adaylara yaptığımız gibi. Sonuçta Memleket Partisi bile hani kantara yeni çıkan, vitrine yeni çıkan bir parti. Tanınmaya ihtiyacı var. Adayların da tanınmaya ihtiyacı var. Bütün milletvekili adaylarımıza şöyle özgeçmişle başlıyoruz. Ömer Kayır kendi ifadeleriyle kendisini nasıl anlatır Bursalılara? Ben hayatımı iki kısma ayırıyorum. Yani birincisi kamuda geçen hizmetlerimiz, kamudaki hayatımız. İkincisi ise onun dışında kalan, özellikle sivil toplum hizmetlerinde geçen hayatımız. 34 yılın üzerinde devlette hizmetim oldu. Ben Bolvadin İmam Hatip Lisesi mezunuyum. Parasız yatılı okudum. Eğer devlet okutmasaydı muhtemelen okuyamazdım. Yani fakir bir çiftçi çocuğuyum. Sonrasında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde ön lisans yaptım. Sonra yine Ankara Üniversitesi'nde hukuk fakültesini bitirdim. Avukatlık yaptım, hukuk müşavirlikleri yaptım. Avukat derken ben kamuda çalıştım. Kamuda avukatlık ve hukuk müşavirlikleri yaptım. Çevre Bakanlığı'nda müsteşar yardımcılığı yaptım. Başbakanlık'ta müsteşar yardımcılığı yaptım. Kamu hayatına ilişkin söyleyeceklerim hemen kısaca bu. Ama asıl bizim Bursa'yla yolumuzu kesiştiren şeyler sivil toplum alanındaki hizmetlerimiz oldu, hayri hizmetlerimiz oldu. Bizim yolumuz pek çok noktada Bursa'yla kesişti. Belki onlardan çok kısaca bahsetmek gerekir. Birincisi ben zenginlik kaynağımız olarak öncelikle nüfusumuzu görüyorum. Eğer biz genç nüfusumuzu eğitip istihdam edebilirsek ve girişimci yapabilirsek biz kalkınırız, zenginleşiriz. Bunun için de eğitimde en zayıf noktamız geçen dönemde, ki bana göre hala aynı zayıflık devam ediyor, mesleki eğitimde. Bir ara biliyorsunuz bu alan ve katsayı uygulaması getirildi. Meslek liselerinin önü kesildi. 28 Şubat sürü. Ve meslek liseleri inanılmaz derecede zayıfladı. Sayı olarak buraya giden öğrenci sayısı çok düştü. Ayrıca kumaşın kalitesi de düştü. Yani çok başarılı öğrenciler giderken daha önce sınavla meslek liseleri öğrenci alırken bir dönem geldi ki artık 4 işlem yapmasını bilmeyen ve başka bir okula kabul edilmeyen çocuklarımızı biz göndermeye başladık. Ben mesleki eğitimle ilgili olmak üzere tüm Türkiye'deki mesleki eğitimi 5 kısımda masaya yatırdım. Meslek liseleri araştırması, meslek yüksekokulları araştırması, mesleki teknik eğitim fakülteleri araştırması, iş dünyası ve mesleki eğitim, üniversiteye giriş ve mesleki eğitim. 5 araştırma yaptım ve yayınladım. Bunlar hem öğrenciler, hem mezunlar, hem öğretmenler ve idareciler üzerindeydi. Ben belki Bursa'ya dönük hemen bir tane neticeyi söyleyeyim. Yani birkaç netice var da en önemli belki bir iki tanesini söyleyeyim. İş dünyası şöyle söylüyor, meseleye şöyle yaklaşıyor. Devlet bana teşvik vermesin, vergi indirimi yapmasın, kredi vermesin. Ben devletten hiçbir şey istemiyorum. Sadece bana yetişmiş iş gücü versin, yetişmiş insan versin. İş adamlarımızın %42'si diyor ki, ben sadece yetişmiş iş gücü olursa ben işimi genişleteceğim. Ya bu inanılmaz bir şey. Yani devlet o kadar teşvik veriyor, imkan tanıyor. Bu kadar bir genişlemenin olması söz konusu değil. Ama gençlere bakıyoruz. Gençler de diyor ki, meslek lisesine giden gençler, ya bu okullar bizi hayata hazırlamıyor. Bu okullar bizi mesleğe de hazırlamıyor ve bu okullar bizi üniversiteye de hazırlamıyor. Yalnız son birkaç yılı biraz istisna olarak görmek istiyorum. Meslek liselerinde kısmi de olsa bir düzelme var. İnşallah bu devam eder. Meslek liseleri çalışma sırasında ben Rüştü Uzel ismiyle karşılaştım. Bursa'ya kendi değerlerini bir daha hatırlatmak isterim. Rüştü Uzel, Türkiye'de teknik mesleki eğitimin kurucu babasıdır. Onun kadar Türkiye'de teknik mesleki eğitime hizmet eden ikinci bir şahıs daha yoktur. Çok başarılıdır.
ama sadece siyasi sebeplerle görevden alınmıştır. Demokrat Parti göreve gelince, iktidara gelince Rüştü Uzeli görevden almıştır. Ama biz tanımıyoruz hangi yıllar? 40'lar 50'lerden mi bahsediyoruz? Şimdi 50'de görevden alındığına göre bunun asıl hizmeti 30'lu ve 40'lı yıllar. Demokrat Parti'nin Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri çok sevdiğimiz bir insandır. Kendilerinin en büyük eksikliği olarak, iktidar olarak en büyük eksiklikleri olarak Rüştü Uzeli görevden almalarını olarak belirlemiştir, söylemiştir. Yani Bursa, getirmiş yani. Bursa Türkiye'deki tüm teknik mesleki eğitimin babalığını yapacak bir ismi içinden çıkarmıştır. Ama bugün Bursa bu konularda pek bilmiyorum yani ismi dahi geçmeyen bir il konumunda. Bizim çalışmalarımız mesleki eğitimden ibaret değil. Yani ama mesleki eğitim ne için? Bir toplumu eğer siz yani bizim en büyük zenginliğimiz insanımız. Eğer biz insanımızı eğitemezsek, istihdam edemezsek, girişimci yapamazsak biz bilmiyorum bu yoksulluğu hala devam ederiz. Bunu değiştirmenin yolu buradan geçtiği için. Ben biraz Kazım Karabekir Paşa'ya hayatımda daha fazla yer veririm. Rol model olarak, asker olarak değil de eğitim, kimsesiz çocuklar, benzeri alanlarda çok sevdiğim bir insandır. Çok başarılı bulduğum bir insandır. O şöyledir. Toz, su ve saman çok zayıf maddelerdir. Yani en küçük bir rüzgar bile bunları uçurmaya yeter. Ama siz bunları uygun bir şekilde bir yere getirseniz kerpiç olur. Isıtırsanız da tuğla olur, asırlık inşaat malzemesi olur. Paşa bunu şu bapta söylüyor. Yani biz gençlerimizi en zayıf, yani diyelim ki kimsesiz çocuklarımızı, en alttaki ya da yoksul çocuklarımızı eğiterek bu toplumun en güçlü unsurları haline getirebiliriz. Paşa'nın görüşü buydu. Ben de hala aynı görüşteyim. Buradan kısmen Osmanlı'daki devşirme sisteminde de yine öyle. Kimsesiz çocuklar hep yetiştirilmiş, sonra kullanılmış. Paşa'nınki biraz daha farklı. Yani şöyle söyleyeyim. Bunu 1918 şartlarında yapıyor. Yani 1918 Anadolu'nun işgal edildiği bir dönem. Atatürk'ten kısa bir zaman önce Samsun'da Havza'ya çıkar ve oradan görev yeri işte 15. Kolordu Komutanlığı Erzurum'a gidecek. Arabanın arkası çocuklar için elbiselerle doludur. Nerede bir nasıl diyeyim bir öksüz yetim gördüğü anda almıştır, hamama göndermiştir, yıkatmıştır, giydirmiştir ve talimat vermiştir. Yani bunu Erzurum Merkez Komutanlığı'na teslim edeceksiniz. Peki paşa ne yapmıştır? Paşa çocukları yuva ve yurda almamış. Sadece anaokuluna gidecek yani en küçük yaştaki çocukları anaokuluna almış. Diğerlerinin hepsinde tamamını yatılı okullara almış. En zeki olanlarını subay okuluna almış. Diğerlerine ise sanayi gürbüzleri ismini vermiş ve doğrudan meslek mekteplerini almış. Yani ordunun, doğudaki ordunun ihtiyacını, mesleki eleman ihtiyacını o çocuklardan karşılatmış. Daha sonra işi büyütmüş, batıdaki ordunun teknik eleman ihtiyacını da gene onlardan karşılatmış. Bunu da ne zaman yapıyor? 1918 şartlarında yani Türkiye'nin her şeyiyle böyle bittim dediği bir dönemde. Bugün neler yapılmaz diyorsun? Şimdi o dönemde silahsızlanmayı kontrol için yani Osmanlı'nın silahsızlanmayı kontrol için o bölgede dolaşan İngiliz subayları var. İngiliz subaylar Londra'ya rapor gönderirler. Derler ki bakın bizim de savaşlarda pek çok gencimizi kaybettik. Biz yanlış yapıyoruz. Ne yapıyoruz? İşte diyelim ki annelere tazminat veriyoruz. Ama anneler bunu çocuklar için harcamıyor gidip yeni evlilik yapıyor. Lütfen siz de Kazım Karabekir Paşa'nın modelini uygulayın. Yani çocuklar için ayrılacak olan yani bu kaybedilen askerlerin tazminatını çocuklar için, çocukların eğitimi için harcayalım demiştir. Ve o günden bugüne benim yani bilmiyorum çocuklar bu milletin en büyük zenginliği, gençler bu milletin en büyük zenginliği ama eğer o gözle bakarsak, eğer o gözle bakmazsak paşa bunu yapmış ve başarmış. Terziye mi ihtiyaç var? Onlardan karşılamış. Sıhhiye mi ihtiyaç var? Demiryolcuya, elektrikçiye, nalbanta, aklınıza ne geliyorsa. En zayıf yani gittiği zaman bu çocuklar nerelerde? Ağaç kovuklarında, yangın yerlerinde.
Ermenilerin kırdığı bu Müslümanların çocukları bunlar. Ve gidecekleri bir başka sığınabilecekleri bir yakın da yok. Yani sadece anne baba gitmemiş. Bütün yakınları bütünüyle ortadan kalkmış. Ama paşa bu çocukları alıp devletin en ve milletin en kuvvetli unsuru haline getirmiş. Ben diyorum ki eğitim yani gençlerimizi, çocuklarımızı geleceğimizin en kuvvetli unsurları haline getirmek için elimizdeki en büyük imkan. Yani el atmadığınızda yarın en büyük sorun olarak, problem olarak karşınıza maalesef çıkacak öyle. Bir kitleyi, hatta başınıza bela olabilecek bir dezavantajlı grubu avantaja çevirme. Paşa bunu 1918'in şartlarında yaptıysa bugün çok daha iyileri yapılabilir. Ömer Bey, heyecanınızı anlıyorum. İlk görüşmemizde de daha çok projelerinizi, Bursa'ya yönelik düşündüklerinizi konuşmak istediniz. Hakkınızdır. Bu konuda dolusunuz, onu da görüyorum. Ama kendinizi kısaca tanıttınız. Bir de ben araştırırken gördüm sizi. İşte avukatlığa ve siyasete tövbeliyim diye bir söz etmişsiniz. Tekrar siyasete girdiniz. Bursa'dan birinci sıra adaysınız. Öncelikle şunu sorayım. Bursa'da gündeme gelirse önden ben bunu sormuş olayım. Bir, ithal aday olarak değerlendiriyor musunuz kendinizi? İki, nasıl oldu bu adaylık işi? İşte tövbeliyim dediğiniz halde siyasete girme işi. Bursa'ya önce bir geçmişini hatırlatmak isterim. Bursa'nın asıl adı Hüdavendigâr vilayetiydi. Şimdi Çanakkale Savaşları söz konusu olduğunda Bursalı arkadaşlarımız der ki Çanakkale Savaşları'nda en çok Bursa şehit verdi. Ama Bursa bu şehit verdiği zaman sadece kendinden ibaret değildi. Afyon'da, Kütahya'da, Eskişehir'de, Balıkesir'de Hüdavendigâr vilayetinin sınırları içerisindeydi. Bugünkü bizim nüfus kayıtlarımızın hepsi 1904 nüfus. Hem o zaman yazım yapılmış hem de kayıt yapılmış. Yani hem sayım hem kayıt yapılmış. Bütün nüfus kayıtlarımız bunun üzerinde gider. Gidin bizim nüfus kayıtlarımız Hüdavendigâr vilayeti Karahisar'ı sahip sancağı diyerek geçer. Yani Bursa lütfen bazı şeyler geldiğinde bilmiyorum en azından kendi büyüklüğünü ve geçmişini unutmasın ve hatırlasın. Ama sadece geçmişteki bu bağlantı değil. Ben bu sivil toplum hizmetleri sırasında her çalışmamda yolum Bursa'ya çıktı. Biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Yani neden Bursa? Hı hı. Yani o zaman şunu sorarak ilerleyelim. Sayın Muharrem İnce ile görüştünüz. Siz mi Bursa'yı talep ettiniz yoksa size mi Bursa Genel Merkezi'nden önerildi? Ben Bursa'yı bilerek tercih ettim. Ben isteseydim, yani ben demek doğru bir şey değil ama Ankara'dan da aday olabilirdim, İstanbul'dan da aday olabilirdim. Herhangi benim bir problemim yoktu. Ama ben ısrarla Bursa'yı seçtim. Neden Bursa'yı seçtim? Bu seçim dönemini ben bir fırsat dönemi olarak görüyorum. Bu fırsat ne? Şahsi fırsat meselesi değil. Bursa uyuyan bir dev ve Bursa kendinin farkında değil. Yani birilerinin artık bir Bursa'yı bir sarsması lazım. Yani Bursa'yı artık bir kendine gel demesi lazım. Ya biz okudukça üzülüyoruz. İşte Tanpınar'ın bir Bursa'da zaman şiiri var. Geçmiş zaman özlemi, geçmiş zamandan kalan böyle küçük şeyler üzerine yani nasıl diyeyim sevinçler üzerine kurulu bir şey. Ben de diyorum ki ya Bursa'da artık gelecek zamanı konuşma. Yani şimdi konuşmayacaksak ne zaman konuşacağız? Ya da Bursa'da gelecek zamanı konuşmanın zaman gelmedi mi? Bence geldi. Bursa kendini eğer tanırsa, kendi imkanlarını bilirse ve başkalarının gözüyle dışarıdan bakarsa ne olduğunu belki anlayabilir. Ben bir iki misal vermek isterim. Yani Bursa'ya dışarıdan bakmak nasıl bir şey? Bir defasında biz Nalçık'tayız. Yani bu Kafkaslar'da, Kabardin, Balkar bölgesinde, Nalçık şehrindeyiz. Bir Alışka Türk'ü bizi şehri gezdiriyor. Gezdirirken bir laf etti. Dedi ki, benim burada işlerim çok iyi ama ben Bursa'da ev aldım. Ve dedi, Bursa bu yani benim sigortam. Burada en küçük başıma bir şey gelirse dedi, Bursa'ya gidip yerleşeceğim. Benzer bir şey ben bir Tahran uçağında bir Türkmen'den, bir Sahra, İran'daki Sahra Türkmenlerinden birisinden duydum. Aynı şey. O da diyordu ki ya biz bir sigorta gibi Bursa'da ev aldık. Dikkat edin bunlar buraya yerleşmek, buraya gelmek vesaire falan değil. Bunlar maddi durumları çok iyi olan insanlar ama hini hacette o bölgede başlarına bir şey gelirse gözlerini Bursa'ya dikmişler. Ben Batı Trakyalılardan da benzer şeyler duydum.
Hatta burada birkaç gün önce ilginç bir olay oldu. Moskova'da bu Ağızka Türklerinden bir arkadaşımızın, Resul Bey, büyük bir oteli var. Etrafında da böyle gidilebilecek cami, helal et yenebilecek lokanta olduğu için Bursalı bir arkadaşıma, bir tekstilci arkadaşım, onu tavsiye ediyordum. Telefonu kaldırdım, bir baktım ki bizim Resul Bey, ben dedi Gürsu'dayım, evdeyim. Hayırdır dedim. Ya sen işlerimi bıraktın. Hayır dedi, benim orada işim gücüm çok iyi. Halim vaktim yerinde, işimden de memnunum. Ama sigorta, yani benim Gürsu'daki evim dedi bir sigorta gibi. Şimdi Bursa son sığınak olduğunu görmeli, anlamalı. Yani Osmanlı bakiyesi, bizim bütün kardeşlerimiz, Kafkaslardan başlayarak Balkanların her tarafına, burayı tıpkı Mekke ve Medine için de öyledir. Yani orası son sığınak olarak görülür. Artık ümidini yitirmiş, her taraftan kovulmuş, ümidini kesmiş olan insanlar oraya yerleşirler. Bursa da böyle bir şey. Bursa da Osmanlı bakiyesi, insanımızın son sığınağı. Bu bir tarafa ben bunu kaydetmek isterim. Yani dışarıdan bakıldığında burası öyle rastgele bir yer olarak görülmüyor. Hayal yani, gönüllerin payitahtı o zaman. Daha üstte bir şey. Yani burası artık manevi bir, yerinde var. Ya onlar için en son sığınabilecek son kale gibi bir şey. Bu çok farklı bir şey. Şimdi diyelim ki dışarıdan bir bakış böyle. Ben bir iki defa tekrarladım. Bursalılar bunu duysun istiyorum. Süleyman Demirel'e biz bir araştırma takdim ediyorduk. Meslek liseleriyle ilgili. O gün Bursa'dan bir heyet de gelmiş. Beraber devam ettik görüşmeye. 28 Şubat'tan sonra? Daha sonraki dönemde. Yani 2004 zannediyorum. Hasar nasıl olurdu diye çalıştırdık. Rahmetli yani. Şükrü Karaca, ki o farklı bir partiden bir genel başkanın danışmanı. Ben farklı bir partiden bir araya geldik. Bir de Yılmaz Şenyüz abimiz vardı. O da rahmet Türkeş'in özel kalemi. Üçümüz meslek liseleri çalışması yapmıştık. Sizin de bir hemşeriniz var. Murat Sözer diye bir arkadaşımız. Bu Gemlikli eski Hava Kuvvetleri Komutanı Halil Korhan Sözer'in yeğeni, öz yeğeni. O Demirel'le çok yakın çalışmıştı. Beraber gittik. Demirel bize sordu. Çocuklar dedi, otomobil fabrikaları neden Bursa'da kuruldu? Şimdi konu meslek liseleri ve Demirel bize böyle bir soru soruyor. Biz tabii ki dedik, efendim bilmiyoruz dedik. Döndü bize güzel bir ders verdi. Başbakan mı Demirel o zaman? Hayır, görevden de ayrılmış. Cumhurbaşkanlığı görevi bitmiş. Kuleli sokakta bizi kabul etti. Dedi ki Bursa'ya dedi Doğu Blok ülkelerinden dedi soydaşlarımız çok geldiler dedi. Bunlar dedi nitelikli iş gücüydü. Teknik eğitim almış insan sayısı aralarında dedi çok fazlaydı. Yetişmiş insan gücü. Bursa'da dedi otomobil fabrikalarının yapılmasının tek sebebi bu yetişmiş insan gücüdür. Bu nitelikli insan gücüdür. Şimdi Bursa hangi tür yani bir insana sahip olduğunu da bilmesi lazım. Bu bölgelerin yani Kafkaslardan başlayıp Balkanlara kadar krema tabakası Bursa'ya geldi. En nitelikli insanlar, en yetenekli insanlar. Eğer burası kalkındı, geliştiyse bu soydaşlarımızın, dindaşlarımızın katkısı çok büyük. Şimdi Bursa'ya sadece bunlarla ben bakmadım. Nasıl bakıyoruz? Ben Türkiye tecrübesinin yoksul ülkelere aktarılması diye bir program yürüttüm. Bu bana ait bir programdı. Yoksul ülkelerde önce gittim. Yani Afrika'da uzunca bir süre kaldım Türkiye'ye dönmeden. İhtiyaçları tespit ettim. Daha sonra burada girişimci eğitimi, yani geleceğin ahileri diyerek bir program başlattık. Bu programda bizim en çok yolumuz gene Bursa'ya çıktı. İki sebeple Bursa'ya çıktı. Buranın imkanları çok geniş. Tarım mı çalışacaksınız? Bursa. Sanayi mi çalışacaksınız? Ticaret mi çalışacaksınız? Bursa. Turizm. Ama başka bir şey var. Bundan daha önemli olan, Bursa'nın insanı çok misafirperver ve çok yardımsever. Yani Afrika'nın zencilerin burada ne işi var demediler hiçbirisi. Tam tersine biz bu kardeşlerimize buraya kadar gelmişler, ne yapabiliriz? Bizim elimizden ne gelir? Kimse yani bu iş dünyasında meslek sırlarını, özellikle iş yerinin teknolojisini kimseye açmak istemez. Ama Bursa'daki arkadaşlarımız baştan sona dediler ki ne görmek istiyorlarsa biz gösterelim. Yani buyursunlar. Yani Bursa'da hem imkanlar çok geniş. Yani
alan, hizmet alanları çok geniş. Bu alanlardaki gelişmişlik çok yüksek. Teknoloji çok üstte. Yeni teknikler çok üstte. Ama onun ötesinde insanında da farklı bir taraf var. Yani bir insanı kucaklayan, kendinden ayırt etmeyen, elinden gelen yardım yapmaya çalışan bir şey var. Osmanlı ruhu devam ediyor diyebilir miyiz? Ben aynı şeyi söyleyeceğim. Burası bir medeniyetin mayalandığı şehirdir. Eğer bu medeniyet Bursa'da mayalanmasaydı Edirne'de olmazdı, İstanbul'da olmazdı. Herkes İstanbul'a göz diker. Yani Osmanlı İstanbul'da ölçer. Ama İstanbul'a bir hazırlık lazım. Ömer Bey, biz onun farkındayız Bursalılar olarak. En azından bir kısmımız. Ama maalesef Osmanlı'dan bugüne işte Edirne'nin başkent oluşu, sonrasında zirvede de İstanbul'un başkent oluşundan sonra Osmanlı da bizi biraz unutmuş. Cumhuriyet dönemi de aslında genel olarak öyle. Mesela Osmanlı'da işte sürgüne gönderilecek valide sultanlardan tut, şehzadelere, işte mesela Muradiye Külliyesi'ni gezdirdi, bir hüzün yumağıdır ama, yani orası. Ama burası ailenin merkezi. Ailenin de sığınabileceği bir yer. Yani Osmanlı Bursa'dan hiçbir zaman kopmamıştır. Ama biz bugün de hak ettiğimiz değeri almak istiyoruz. Bursa bu değeri görmüyor maalesef. Biz aynı iddiadayız. Bursa ne Türkiye'nin kendi içinde, ne Osmanlı coğrafyasında, ne Türk dünyasında, ne İslam dünyasında, ne de dünyada hak ettiği yeri almış değildir. Yani ne şehircilik olarak, ne tarihi eserlere saygı olarak, yani işte bugün tekrar bir açılıyor Ulu Cami ve Hanlar bölgesinin etrafı ama bir dünya masrafla, bakanlığın harcamalarıyla baştan orada sen Ulu Cami gibi, tarihi Hanlar gibi yanına böyle bu kadar değerli bir bölgeye doldurmak, apartmanlarla vesaire bunlara müsaade edilmesi, yani bir sürü sorun var Bursa'da. Bursa çok uzun. Kendi kıymetlerini bilmiyor, kendi değerlerini bilmiyor. Hazine hepsi. Ama her anlamda bilmiyor. Eğer ben bir, bu kendi aramızda çok yaptığımız bir kıyaslama, bir Torino-Bursa kıyaslaması yaparız. Torino, İtalya Krallığı'nın ilk başkenti. Bursa, Osmanlı'nın ilk başkenti. Orası Fiat dahil pek çok, Mitsubishi dahil otomobil başkenti, yani İtalya'nın otomobil genelde başkenti. Genelde Detroit'le kıyaslıyorlar Amerika'daki. Yok, şöyle bir başka bir sebebi var, ben o noktaya geleceğim. İşte burası da Türkiye'deki otomobil sanayinin merkezi. İşte diyelim ki burada Uludağ var, orada Alt Dağları. İşte burada diyelim ki Nilüfer, orada Po. Böyle pek çok alan böyle kıyaslanır. Ama en sonunda denir ki kardeşim, Torino'da Dünya Çalışma Örgütü, ILO, uluslararası eğitim merkezleri açtı 1965'te. Bu eğitim merkezleri şehrin gelişmesine çok ciddi katkıda bulundu. Biz de diyoruz ki, ya Bursalılar, sizde üniversite var, sizde sanayi var, sizde teknoloji var, yani sizde her şey var, yani ilim var. Siz neden, yani diyelim ki Türk dünyasının eğitim başkenti olmayasınız? Özellikle teknik eğitim anlamında söylüyorum. Siz neden İslam dünyasının eğitim anlamında başkenti olmayasınız? Sadece bu da yetmez. Neden siz mazlum milletlerin, bu yoksul dünyanın, Afrika dahil bu ülkelerin eğitim merkezi olmayasınız? Çok pardon, geçen yıl Türk Dünyası Kültür Başkentliğini yaptı Bursa. Bu kadar ilgiliyseniz takip etmişsinizdir iyi kötü. Evet. Onu böyle doğru kullanılabildi mi sizce? Bence Bursa orada küçük bir tat aldı. Yani bütünüyle belki ne olduğunu yani insanlar belki anlayamadı. Çünkü bir de Covid'in hemen arkasından gelmişti. Yani bir herkesin böyle içe kapanık hani olduğu bir dönemdi. Ben daha çok toplandık, yemek yedik, gösteri yaptık, konser yaptık gibi değerlendiriyorum. Ben çok iyi değerlendirdiğini düşünmüyorum açıkçası. Şimdi bakın, bizim asıl büyük medeniyetimiz Maveraü'n Nehir. Yani İslam'ın İlk böyle medeniyet olarak yeşerdiği yer Türk topraklarıdır. Maveraü'n Nehir'dir. Şimdi Bursa Emir Buhari ile, diyelim ki İsmail Hakkı Bursevi ile, Süleyman Çelebi ile övünür. Ama bu sadece bir serpintidir. Yani ana merkezden buraya gelen imkanların sadece bir kısmıdır. Biz tekrar ana merkezle Bursa'yı bir araya nasıl getirebiliriz? Yani Bursa'yı sadece teknik eğitim alanında değil, manevi alanda da, diğer
milletimizi birbirine bağlayan bağların güçlendirilmesi noktasında da, yani mesela nedir? Türk İslam Edebiyatı'nın şaheserlerinden bir kısmı bu şehirde üretilmiştir. Ama bunlar, bu alfabe değişikliği, arkasından dilde meydana gelen bu aşırı değişikliklerle, nasıl diyeyim, çoğu artık geride kalmıştır. Yani günlük kullanımdan mesela çıkmış durumdadır. Sen İnebey Kütüphanesi'nde çok eski yazmalar var Bursa'da, biliyorsunuzdur. Ama bunların içeriğini birçok kişi bilmiyor. Ama bunları yeniden tekrar Türk milletinin müşterek hayatına sokmak gerekir. Yani eğer Türk İslam Edebiyatı'nı biz yeniden güçlendireceksek, Bursa neden bunun merkezi olmasın? Yani Bursa merkezlik konusunda öyle imkanlara sahip ki, bir misal vereyim. Şimdi Kırgızistan'da Isıkköl. Yani diyelim ki Bursa'da da şimdi İznik. Cengiz Aytmatov, Sovyetler Birliği döneminde ki o toplumun önde gelen bir aydını, sadece Sovyet aydınlarını değil, dünyanın önemli edebiyatçılarını Isıkköl'de toplamıştır. Isıkköl Forumu diye bir forum yapmıştır. Ben de diyorum ki ya Bursa'nın evlatları nerede? Kalksın birisi de İznik Forumu desin ya da Uludağ Forumu desin. Toplasın bu insanları, ki herkesin de bir toplanmaya ihtiyacı var. Artık Moskova Türkleri bir araya toplayamıyor. Eğer biz kendi milletimizi bir araya getireceksek, sadece kendi milletimizi değil, dindaşlarımızı da, yani kültür alanında bir araya getirebileceksek, sosyal alanda bir araya getirebileceksek, Bursa'nın sahip olduğu imkanlar çok geniş. Yani gerek İslam coğrafyasıyla, gerek Türk coğrafyasıyla gönül, ekonomi, kuvvetli ilişkiler kurulacaksa, bunun merkezi olarak da nasıl Avrupa Birliği'nin merkezi Brüksel, bu konularında merkezi Bursa olmalıdır diyorsunuz anladığım kadarıyla. Böyle olmalı, şu sebeple olmalı. Şimdi biz Türk Devletleri Teşkilatı gelişmesinden son derece memnunuz. Yani bu ülkede iyi olan ya da dünyada iyi olan şeylere iyi dememiz lazım. Olmayan şeyleri de neden olmuyor diye söylememiz lazım. Fakat Türk Devletleri Teşkilatı'nı biz Arap Birliği gibi bir teşkilat olmaya mı doğru götüreceğiz, yoksa Avrupa Birliği yani gibi bir teşkilat olmaya mı doğru götüreceğiz? İçini doldurmamız lazım. Türk Devletleri Teşkilatı'nın içini dolduracak olan Türkiye'dir. Türkiye neyle dolduracak? Türkiye teknikle doldurabilir, Ar-Ge ile doldurabilir, bilimle doldurabilir, kültürle doldurabilir, sanatla doldurabilir. Ama bunun için yıldız şehirlere ihtiyaç var. Yani Türkiye'de eğer yıldız şehirler biz oluşturacaksak, burada her şey var. Bütün imkanlar var. Ama bu bütün imkanları harekete geçirecek zannediyorum bir kadro, eksiklik zannediyorum burada. Yoksa Bursa'nın her şeyi var. Yani helva yapacağız diyelim ki. Un, yağ, şeker var. Tarif var. Yani o nasıl yapılacağına dair görgü var, bilgi var. Ama peki, bunu yapacak insanlar. Öngörünüz, bu bir devlet politikası olmadan hayata geçirilebilir mi? Yoksa tamamen Ankara'nın mı el atması gerekir? Yani Bursa'da çok idealist bir, hani biz görmeyiz öyle de, bir vali geldi veya çok idealist bir bu konulara kafa yoran belediye başkanı geldi. Onun çalışmaları yeterli olur mu, yoksa bir hükümet eliyle mi, devlet eliyle mi olması gerekir? Şimdi bakın, kamuda göreve devam ettiğim sürece biz devleti her şey olarak görürdük. Ve ne yapması gerekiyorsa devlet yapsın derdik. Kimsesiz çocuklar konusu önüme çıktı. Ve bu konuyu çalışıyorum. Yani 2002'den sonraki dönem. Kendi elimizdeki imkanlar neyse önce o şekilde yapıyoruz. Yani nedir? Türk halkının kimsesiz çocuklara bakışı diye bir araştırma yaptım, yayınladım. Arkasından bürokrasiden geliyoruz ya. Çocuk esirgeme kurumu nasıl düzeltilir diye ben raporlar hazırlamaya başladım. Ama sayısız raporlar. Bu eski bakanlarımızdan Vehbi Dinçerler Bey bir gün dedi ki, Ömer, raflar raporlarla dolu. Sen kendin bir şey yapabiliyor musun? O gün benim için yani bir ihtilal, bir devrim oldu yani iş dünyamda. O günden bu tarafa dışarıya akıl vermek ve onların yapmasını beklemek yerine kendim ne yapabilirim? Kendim harekete geçerek bu alanda bir şey yapabilir miyim? Bunun sonunda söyleyeyim, şu an kimsesiz çocuklarla ilgili çocuk evi diye bir kavram duyuyorsunuz. Ben 3 ev açtım başlangıçta. Kanun falan daha yoktu. Kanunu da biz 2005'te tekrar düzelttik, yanlış yaptık. Nerede açtınız? İlk Ankara'da açtık.
Daha sonra bunun benzerleri Bursa'da da oldu. Ama sonra bu 1500 eve çıktı. Biz bu çalışmayı kamuya mal ettik. Sıfır medya, sıfır şiddet dedik. Kendimiz, Aile Bakanlığı mı yürütüyor şu an? Tabii. Şu an tamamen bakanlık yürütüyor. Tamamen onun bünyesinde. Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Siz başlatırken ne yaptınız? Ev açtınız. Şöyle söyleyeyim. Önce bir çözüm üretmeniz lazım. Bir projeniz bir herkesten farklı o konuyu çözecek elinizde bir araç olması lazım. Avukatlıktan gelen bir şey. Ben Türkiye'de bu kimsesiz çocuklara yatılı bakım hizmeti veriyorsa hepsini dolaştım. Artı yurt dışında elçiliklerde çalışan arkadaşlarım vardı müşavir olarak. Onlara rica ettim. Almanya, İngiltere, Hollanda. Ya lütfen bu ülkelerde kimsesiz çocuklar için ne yapılıyor? Merkezi hükümet ne yapıyor? Kilise ne yapıyor? Yerel yönetimler ne yapıyor? Hepsini toparladım. Bir çözüm arıyorum. Şimdi bizim toplum hem bu çocuklara yardım etmek istiyor, hem de felaketten, nasıl diyeyim, üzüntüden kendini uzak tutmak istiyor. Bir taraftan 2 yaşın altında çocuğu evlat edinmek için böyle sayısız sıraya girmiş insanımız var. Ama öbür taraftan o dönemin cumhurbaşkanı diyelim ki koruyucu aile ile ilgili bir program başlatmış. 750 kişi yani çok uzunca bir dönem içerisinde çıka çıka bu kadar aile çıkmış. En sonunda dedik ya bizim toplum yapımıza uygun. Yani bir de çağdaş uygulamaya da yani uygun. Ne gibi? Avrupa 1960'larda bırakmış. Bu koğuş kışla sistemi demiş. Bizim yuva yurt dediğimiz sistemi bırakmış. Onun getirdiği sistemler var. Bize en uygun olan dedi ki biz mahalle aralığında evlerde 5 tane çocuğu başlarında gene çocuk esirgemeden anne olmak üzere ona yardımcı olacak insanlar da bulunsun alalım. Ve çocuklar bir aile ortamında büyüsün. Çünkü bizim çocuklarımız yuva ve yurtta büyüdüğü zaman daha sonra iş hayatları da evlilik hayatları da başarısız oluyor. Böyle bir çözüm ortaya çıktı. Yani siz bir alanda herhangi bir şey yapmak istiyorsanız önce sorun nedir? Sonra bununla ilgili ne yapmak gerekir? Başkaları ne yapıyor? Peki bizim hemen alt tarafımızda sıra meşelerde böyle villa tipi evler yapıldı bakanlık bünyesinde. Kimsesiz çocuklar şu an orada. Bu projenin sonucu mu bu yapı? 2004'ten sonra yapılanlar yani 2005'te kanun çıktı. 2005'ten sonra yapılanlar hep bu proje dikkate alınarak yapılmıştır. Ha bugün tekrar bu konuya baksam mevcut sistemin işlemeyen tarafları, eksik tarafları nasıl düzeltilir o konuda bakarım. Yani hangi konuya giriyorsam ben önce sahada o konuyu çalışırım. Yani nedir? Bu yoksul ülkelere Türkiye'nin diyelim ki kalkınma modelinin aktarılması. Ben gittim 2010 yılında Türkiye'ye dönmeden uzunca bir süre 5 Afrika ülkesini bir baştan bir başka Müslüman azınlıkla toplantılar yaparak geçirdim. Mahallinde bunların eksikliğini, problemlerini yani açlık, kıtlık, yokluk, susuzluk, tarım alanında ne var yani eksiklik ne var, eğitim alanında ne var. Misyonerler burada ne yapıyor? Yabancı ülkeler ne yapıyor? Yerinde gözledim. Yerinde gözledikten sonra o proje ortaya çıktı. Yani böyle oturup da kendi başımıza yani hadi burada şunu yapalım tarzı bir şey değil. Yani sonuçta bu projeler devlet destek verirse çok güzel olur. Daha kısa zamanda gerçekleşir. Ama hepsi Bursa'nın kendi insanın öz iradesiyle yapılabilecek, gerçekleştirilebilecek projeler. Hatta şunu söyleyeyim. Devlet gölge etmesin, gölge etmesin, başka engel insan olmasın. İstemez yani. Bürokratik bütün bunların hepsi çok rahatlıkla yapılabilecek şeyler. Bunların küçük bazı uygulamaları başladı. Biz bunlar için yer arıyoruz. İstanbul bu çalışmalar için çok büyük bir yer. Kayboluyorsunuz İstanbul'da. Ankara ise yani tamamen bürokrasiye boğulmuş. Yani oranın havası çok farklı. Yani ama burada insan yapısı, doku çok uygun. Yani bu insanlar daha önce bahsettim. Kapılarını, gönüllerini bu işlere açan insanlar. Ama sadece bu değil. Siz sahip olduğunuz imkanların keşke bir farkına varsanız. Yani Türk dünyasına, İslam alemine, yoksul ülkelere, yani Kafkaslardan Balkanlara kadar bu bölgelere neler sunabileceğini bilmiyorum. Eğer burası farkına varsa
herhalde çok şey değişir. Yani bununla ilgili söyleyeceklerim çok fazla. Sadece bir iki misal vermek isterim. Yani birkaç misal yani şey yapmak isterim. Şimdi herkes işte bugün imatiplerle ilgili bir tartışma yapar. Şimdi mesele sayının azlığı ya da fazlalığı değil. Biz onları bir amaca doğru gerektiği şekilde yetiştirebiliyor muyuz? Nedir? Ben öyle dini amaçlardan yani çok farklı şeylerden bahsetmeyeceğim. Nedir? 1995 yılından sonra Türkiye bir Afrika açılım politikası başlattı. Bu hükümet zamanında da bu genişledi, büyüdü. Ama bundan önce başlamıştır. Peki ne yani bu Afrika'ya açılım şey, çalışması ne? Şimdi bizim insanımız bildiği metotlarla gidiyor. Kurban kesiyor, işte ne diyeyim su kuyuları açıyor. İşte sünnet organizasyonları tertip ediyor. İşte diyelim ki katarakla ilgili taramalar yapıyor vesaire vesaire. Bütün bunların hepsi güzel. Ama ilk adım atmak için veya işte Ramazan yardım yapıyor, koli yardım. Bütün bunlar başlangıç için güzel. Ama siz o bölgedeki problemleri Türkiye'den bakarak nasıl çözebiliriz? İki tarafın imkanlarını birleştirerek yani birlikte daha güzel bir gelecek nasıl oluşturabiliriz? Bir misal vereyim. Afrika bugün misyonerlerin kuşatması altındadır. Yani 100 yıldır. Şöyle söyleyeyim. Özellikle son 50 yıl yani 50 yıl derken şu an 1960'ı esas alırsak ilk bağımsızlıkların kazanılması diyelim ki 60-62 yıldır. Ne oldu? Bir taraftan biz diyoruz ki bunlar bağımsızlıklarına kavuştu. Ama öbür taraftan bakıyoruz ki kilise eğitim kurumlarının hepsini eline geçirmiş, elinde tutmuş. O toplumlarda yükselmek için eğitimden başka bir yol yok. Yani çocuklar ve gençler yükselecekse eğitim mekanizmasıyla yükselecekler. Eğitimin içinde yükselecek. Bunun sahibi kim? Kilise. Kilise şart koşuyor, diyor ki eğer sen burada okuyacaksan, yükseleceksen Hristiyan olman lazım. Bu şekilde zorla Hristiyanlaştırılmış, yani bu okulda okuyabilmen için Hristiyan ol teklifine muhatap olmuş pek çok insanla karşılaştım. Gana'da kuzeyde Müslümanların yoğun olduğu bir şehirde böyle bir caminin etrafında bir çay içiyoruz. Oranın öğretmen okulu mezunu ve sonunda da emekli olmuş bir Ganalı geldi yanımıza. Bize Türkiye'den geldiğimiz biliyor işte, hoş geldiniz vesaire. Anlatmaya başladı. Dedi ki öğretmen okuluna girerken bize Hristiyan olma şartı getirdiler. Biz Hristiyanlığa falan inanmıyorduk. Dedi ki 4 gün sonra biz kendi inancımızı yolumuza devam ederiz. Ama dedi arkadaşlarımızdan pek çoğu artık yeni dinler üzere devam ettiler dedi. Biz oradayken Gana'nın Cumhurbaşkanı yardımcısı, Müslüman yani ismi, işte Hristiyanlığı seçmiş. Televizyonlar geniş böyle törenler yapıyorlardı. Yani kilise böyle törenler yapıyordu. Çok farklı bir şey. Ya bir pazar günü Gana'nın sokaklarında yürüyün. Karşılaşacağınız şey şu, eğer bu kilisenin dağılma saatine denk düştüyse, yani Allah sokaklar o gençleri, çocukları almıyor. Yani kiliseden yani boşalan o şeyin insan kitlesinin içerisinde çocuklar ve gençler çoğunlukta. Şimdi ben Almanya'da bulundum. Almanya'da Bad Segeberg diye bir böyle bir kaplıca kasabasında kiliseye bağlı bir kuruluşun bir toplantısı vardı. Pazar günü bir ayinlerine şöyle bir bakalım dedik. Türkiye'den giden bazı arkadaşlar vardı. Geriden şöyle bir baktık ki papaz şikayet ediyor. Diyor cemaat yok. Birkaç ihtiyar. Yani bu ne oldu? Şimdi Avrupa'da Hristiyanlık çökerken alt tarafta çok farklı bir şey geliyor. Bunu pek kimse görmüyor. Eğer şunları duyuyoruz. Bizim Avrupa'daki cemaatlerden olsun, işte Müslüman toplumdan olsun, ya işte kiliselere kimse gitmiyor. Hatta en son papazlar diyor ki ya bari alın cami yapın. En azından yıkılmaktan kurtulsun, boş kalmaktan kurtulsun. Biz hep bunları görüyoruz ama güneydeki o konuyu ilk defa duyuyorum ben. Hatta Stern dergisi bir başlık atmıştı. Mekke'yi güneyden kuşatmak diyerek. Yani o yapılan çalışmalara yüklenen anlam çok büyük. Peki Papa, şunu da sorayım, devam Papa, edin. Papa, yok, şunu sorayım, bağlantılı. Bu acaba Avrupa'da ya da Batı medeniyetinin diyelim devlet politikası olarak mı yürüyor, yoksa kiliselerin gönüllü bir çalışması mı? Şu yüzden soruyorum. Acaba şöyle bir hazırlık mı var?
Hani deniyor ya, küresel ısınma has safhaya ulaştığında işte 50 sene, 100 sene, 200 sene neyse, işte İngiltere sular altında kalacak. İşte kuzey buza dönecek. Orta kesim Afrika ve Türkiye gibi bir kuşak işte daha yaşanabilir olacak tarım açısından falan. Buna da hazırlık olması açısından bir altyapı olabilir mi? Devlet politikası olarak yürüyor olabilir mi Batı'nın? Şimdi hepsi mümkün ama temelde şu var. Avrupa ülkeleri Afrika'dan çekiliyoruz derken aslında herhangi bir yere çekilmiş durumda değiller. Kiliseyi en büyük yapı olarak orada bıraktılar. Kilise en önemli kurumların sahibi orada. Ve en önemlisi eğitim kurumlarının sahibi. Bu ne yapıyor? Eğitim kurumunun sahibi olmak o toplumda ne anlama geliyor? Diyelim ki Kamerun. Kamerun'da animistler var, putperestler var. Yani en geniş kitleyi bunlar oluşturuyorlar. Birinci sırada mı? Yani ben bu işlerin başlangıç dönemi için söylüyorum. Yani 1960'da en geniş grup bunlardı. Putperest. Sonra Müslümanlar, en küçük grupta %3'lük falan Hristiyanlardı. Şimdi kilise ne yaptı? Alttaki bu animistleri, putperestleri aldı. Eğitti. Eğitirken de Hristiyanlaştırdı. Yeni devletin askerinden polisine, hakiminden doktoruna, işte mühendisinden bilmiyorum, öğretmenine kadar bütün kadrolarını bunlardan oluşturdu. En alttakileri aldı, eğitim yoluyla en üste çıkardı. Yani burada farklı beyinler var. Yani farklı şeyler var. Yani sizin söylediğiniz bir gerçek ama bunu daha üstüne aşan şeyler var. Şimdi bizim insanımız neyle karşı karşıya olduğunun farkında değil. Biz böyle çok büyüklük duyguları içerisindeyiz. Geçmişimiz büyük. Yine devlet politikası olarak geliyor o zaman. Şimdi devlet politikası ama her şeyi devlete yıkmak, devletten beklemek doğru değil. Yok yani Avrupalı devletlerin yol vermesiyle sivil toplum üzerinden yapılan. Yani mesela zamanında eğer siyasete bulaşmasalar, ülkeyi ele geçirmeye karışmasalar, işte bugün FETÖ dediğimiz o hareketin de aslında çıkış noktası bu değil miydi? Türkiye Cumhuriyetler'de, Afrika'da işte okullar açıp eğitimle, orada da işte orada eğitim alanlar ülkenin şeyine geliyordu ama sonra onların Amerika kontrolünde olduğu Allah çıktı. Allah devletin, milletin başına bir daha böyle felaket vermesin. Yani ortaya çıkan zararın haddi hesabı yok. Hem devlet açısından, hem millet açısından, hem de o hizmet verilen bölgeler açısından. Ama sonuçta biz Türk milletiyiz, Türk devletiyiz ve biz dışarı açıldık. Şu an içine kapanmış bir toplum değiliz. Diyelim ki Afrika'da hizmet veriyoruz. Benim söylemek istediğim şey şu. Diyelim ki Bursa ne yapabilir? Şu an seyircilerimizin belki çoğu biliyor, bilmiyor, bilmiyorum ama uluslararası imhatip mahiyetindeki okullar, yani özellikle yurt dışından gelen soydaşlarımız ve dindaşlarımız çocuklarını imhatipte okutmak istiyorsa iki il tercihlidir, ağırlıktır. Birisi Bursa, birisi Kayseri. Bursa'da Osman Gazi Belediyesi'nin yaptığı büyük bir okul var. Bilinçli bir tercih. Ha başka bunlardan ibaret değil. Yeni dönemde başkaları da açıldı ama ben Bursa'nın elindeki bir imkandan bahsediyorum. Kardeşim Türkiye Afrika açılmak istiyor mu? İstiyor. Orada hizmet vermek istiyor mu? İstiyor. Peki bizim elimizde ne var yani, imkan olarak oraya götüreceğimiz ne var? Biz sadece su kuyusu açarak ya da bilmiyorum kurban keserek mi yani ömrümüzü geçireceğiz? Ya eğer elimizde bu imhatipler varsa biz bu imhatipleri neden köy enstitüleri gibi o tarzda yetiştirip misyonerin karşısına o rol model, yani bir yeni model bir insan koyamayacak mıyız? Eğer koyamayacaksak o sahaya gitmenin hiçbir manası yok. Yani elde bazen yük olarak gördüğümüz şeyler karşı tarafta çok büyük imkan olabiliyor. Bir iki misal vereyim. Verin ama şunu da sorayım. FETÖ'den sonra Maarif Vakfı vesilesiyle orada eğitimlerin devam ediyor olması bu dediğinizi karşılamıyor mu? Şimdi alan o kadar geniş. Mesela Afrika dediğimiz zaman 52-53 ülke, 1 milyar nüfus. Yani Türkiye'nin bütün kaynaklarını akıtsanız yani yetecek yani bir yer yok. Var ama fazlasına ihtiyaç var diyorsunuz. Şöyle söyleyeyim. Yani Türkiye'de sivil toplumun elinde olan imkanlar ki devlet ve millet mantığıyla bütünleştirerek, yani bir başka yabancı devletin hizmetine değil, kendi milletimizin geleceği.
kendi devletimizin milli menfaatleri doğrultusunda ama oradaki insanların da çıkarları doğrultusunda bunlar birleştirilerek geleceğe doğru çok güzel hizmetler yapılabilir ve yapılmalıdır. Eldeki imkanlar, yani diyelim ki işte burada inovatifler yük olarak gözüküyor. Eğer biz gerçekten köy enstitülerinin modelini alıp burada uygularsak, misyonerin karşısına bu gençlerimizi o şekilde yetiştirip koyabilirsek, bizim yani bu Afrika mesela şeyimiz, sürecimiz uzun soluklu olur ve başarılı olur. Ömer Bey, bu bana tam şunu hatırlattı. Bir dönem bir İngiliz ajanının hatıratı diye bir kitap mı okumuştum? Bir yerde görmüşmüştüm. Lawrence tarzı bir ajan, belki de Lawrence. İşte diyor ki ya biz bu bölgede işte tam diyor halkı bir sene, iki sene, üç sene, beş sene uğraşıyoruz Osmanlı aleyhine kışkırtmak için. Tam böyle meyvesini alacağız. Sultan Abdülhamit İki tane dervişle el yazması Kur'an gönderiyor. Bütün emekler çöpe gidiyor. Sıfırdan başlıyoruz diyordu. Biraz bu tarz bir mücadeleden bahsediyoruz galiba. Şimdi şöyle söyleyeyim. Eğer siz İslam'ın temsili gibi bir görevi bünyenizde taşıyorsanız, adını Osmanlı, hilafet herhangi bir şey koymanıza gerek yok. Bunu taşımalı mı Türkiye? Önce onu sorayım. Siz istemeseniz de tarih size yüklemiş. Yani siz atmak isteseniz bile yani bunu üzerinizden atamazsınız. O bölgelere ben uzunca bir süre dolaştım. Sadece o ilk gittiğimdeki 5 ülkeyle sınırlı kalmadı. Yani sonrasında Somali gibi, Kenya gibi, Çad gibi, Libya gibi, Fas gibi pek çok yeri dolaşma imkanım oldu. Orada insanların Türkiye bakışı farklı. Ama benim getirmek istediğim nokta şu. Türkiye'nin imkanları çok geniş. Bursa'nın imkanları çok geniş. Burada yük olarak gözüken ya da kenarda fazlalık olarak gözüken şeyler o bölgelerde inanılmaz kıymet taşıyor. Bir misal vereyim. Yani burada diyelim ki devlet üretme çiftliği. Yani bizim siyasilerimiz bunları nasıl yok ederizin hala peşindedir. Yani devletin çiftliği mi olur, devletin çiftliği mi olur? Siz Atatürk döneminde, Cumhuriyet'in ilk yıllarında işte Atatürk Orman Çiftliği, üretim çiftlikleri, köy enstitülerine atıfta bulunuyorsunuz. Hani ideolojik olarak belki daha dervişhane bir yapıdan bahsediyorsunuz ama model olarak... Osmanlı'nın son dönemi, Cumhuriyet'in ilk dönemindeki uygulamalar yoksul ülkeler için birebir kullanılabilecek şeyler. Şu an açlık olunca biz hemen buradan işte buğday gönderelim. O bölgedeki insanlar bir defa buğday yiyin ve ekmek kullanmıyor. Yani onların yani tercihleri çok farklı. Pirinç ama zengin pirinç, fakir darı yer. Yani şey bu. Ama siz o bölgede gerçekten büyük devlet üretme çiftlikleri kurarsanız, eski ismiyle zirai kombinalar, o bölgede tohumu garanti altına alırsınız. O bölgede nasıl diyeyim, açlık kıtlık dönemleri için silolarınız olur, yedek gıda depolarınız bulunur. Sadece o değil, yeni türleri yani o bölgede yetiştirmek istediğiniz türleri orada yetiştirebilirsiniz. Belki. Çünkü Afrika'da bir de şöyle bir şey var benim gördüğüm, her yerini tabii bilmiyorum ama büyük nehirler var. Ama işte nehirden 10 kilometre sonra susuzluk var. Yani onlar belki bir su sistemi şebekesiyle dağıtılabilse. Bu kapsamda Somali'de miydi? Bizim devlet bayağı büyük bir arazi kiraladı. Mesela bu da o bağlamda herhalde doğru bir adım. Sudan'la kiralamıştı ama bunların da daha dikkatli ve özenli yapılması gerekir. Yani mülkiyet problemi olan yeri kiralarsanız tahliye edemezsiniz. Hem o ülke için yük ve sıkıntı olur hem Türkiye için sıkıntı olur. Ama o bölgede Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, bazı ülkeler aynı dönemde kiralamışlardır ve başarılı olmuşlardır. Bunlar kiralamak öyle vatan hainliği vesaire falan değil. Hiçbir şey yapmazsanız o bölgelerde tohum yetiştir. Yani bunlar inanılmaz büyük imkanlar. Çünkü bakir bölge. Daha önce ilaç atılmamış, zehir atılmamış şimdi, toprak bakir. Batılı geliyor orada. Batılı ne yapıyor? Diyelim ki bir Alman geldi işte meyve plantasyonu kurdu. Devletten ya da devlet görevlilerine rüşvet vererek zaten çok ucuza kiralıyor ve halka herhangi bir şey gitmiyor. Daha sonra bunları sıkıyor orada makinalarla posasını ya yani nasıl diyeyim o suyunu şeye bidonları yüklüyor ve alıp götürüyor. O bölgeye bunun herhangi bir katkısı yok. Şimdi Türkiye öğretmenlik yapmalı. Öncülük yapmalı, önderlik yapmalı. Bu manada da biz diyoruz ki Bursa hem Türk dünyasında hem İslam ülkelerinde hem mazlum bölgelerde öğretmenlik yapmalı. Önderlik yapmalı, öncülük yapmalı. Siz şimdi başından beri bunu söylüyorsunuz ya. Şimdi şöyle bir itirazı duyuyorum. Ya kardeşim Suriyeliler geldi burada. İşte her yerden insan var. Şimdi Ömer Bey diyor ki
İşte Bursa gene işte versin, öncülük yani. Bursa'nın ne kârı olacak bundan diye bir soru gelebilir. Bir defa kendinizden bir kaynağı kalkıp da aktarmanız da gerekmiyor. Eğer siz uygun projeler yaparsanız, İslam Kalkınma Bankası da, Dünya Bankası da, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası da uygun projeler arıyor zaten. Onlar da göçü yerinde durdurmak için çaba gösteriyorlar. Eğer siz onların önüne uygun projelerle giderseniz, bunun karşılığını alırsınız. Bu şehir de bunu zenginlik olarak alır. Hem zenginlik hem ticaret olarak alır. Ya çok basit bir misal. Yani ben insanların hepsini buraya getirmeye gerek yok. Ben öyle bir şeyden falan bahsetmiyorum. Şu an İslam ülkelerinde bir üniversite furyası var. Teknik okul açma gayreti var. Ama teknik okulu besleyecek orada ne sanayi var ne teknoloji var. Yani öğrenciler doğru düz staj yapamaz. Bu birikimleri vesaire falan da yoktur. Eğitim kadrosu da yok. Ama kalkıyor mesela Libya diyor ki ya bizim mimar ve mühendislerimize tamamlayıcı eğitim verebilir misiniz? Kendi paramızla hem de çok yüksek. Yani neredeyse kişi başına 43 bin avrodan bahsediyorum. Bunu verir misiniz? Talepleri bu. Ben de diyorum ki ya Bursa'da hepsi var. Sanayi derseniz var, teknoloji derseniz var, bilim derseniz var, üniversite derseniz var, Ar-Ge derseniz var, hepsi var. Bir farklı bir göz taramalı etrafı. O ülkeleri farklı bir göz taramalı. Buraya yük getirmekten bahsetmiyorum. Buraya yüksek kazançlar getirmekten bahsediyorum. Eğer siz böyle bir tamamlayıcı eğitimi yaparsanız bunun anlamı ne? İnşaat sektörü tüm bu ülkelerin hepsinde, hem Türk Cumhuriyeti'nden, hem İslam ülkelerinde, hem mazlum ülkelerin hepsinde, hatta Kafkaslar, Balkanlar, hepsi dahil birinci sektördür. Yani çünkü şehirler gelişiyor, altyapı gelişiyor ve ihtiyaç var ve bu. Düşünün ki bütün mimar mühendisler sizin eğitiminizden geçiyor. Sizin görgünüzden, sizin bilginizden geçiyor. Başkent ve İdo... Sizin makinalarınızı tanıyorlar. Başkent ve İdo olarak da Bursa'yı bilecek o zaman. Ve bütün alışverişin sonra buradan yapıldığını göreceksiniz. Buradan müteahhit bulup oraya götürüldüğünü göreceksiniz. Yani bunun faydası öyle küçük bir şeyle ölçülebilecek değil. Ben şöyle bir ekonomik hesap yaptım Ömer Bey. Şimdi mesela atıyorum yılda 1000 tane farklı ülkelerden, farklı branşlardan öğrenciler geldi buraya. Yüksek eğitimlerini yaptılar. Bu hep devir daim oldu yıllarca. Onlar gitti. Bursa'yı biliyorlar. Karşılıklı işte tekstil buradan oraya gitmesi... Başka ürünlerin gitmesi gelmesi uzun vadede evet bir hayli. Ama şu an burada bizim üniversitede okuyan soydaşlarımız var, dindaşlarımız var. Veya yoksul ülkelerden gelmiş kardeşlerimiz var. Bunu devletin yapacağı bir şey değil, sivil toplumun yapacağı bir şey. Bunları Bursa'daki ticaretle, Bursa'daki sanayiyle, Bursa'daki iş hayatıyla, Bursa'daki toplum hayatıyla, Bursa'daki sosyal hayatla, dini hayatla biz bütünleştirebiliyor muyuz? Onların kalplerini kazanabiliyor muyuz? Onları biz buradaki işlerin bir parçası haline getirebiliyor muyuz ki döndüklerinde Bursa'nın gönüllü elçisi olsunlar? Eğer bunu yapabiliyorsak bunlar anlamda. Peki Ömer Bey bir şey soracağım. Şimdi hani ekonomi boşluk kaldırmaz. Şimdi Bursa'ya bakıyoruz. Yani bir tane yeni özel üniversite kuruldu. O da daha çok yeni. Şimdi mesela bu sizin dediğiniz fırsat varsa gerçekten. Ya bir sürü İstanbul'da onlarca, Ankara'da onlarca özel üniversite var. Ya bunların hiçbir tanesi neden biz Bursa'ya böyle bir yer açalım da amiyane tabirle bir dünyada öğrenci gelir buradan para da kazanırız deyip bu yatırımı yapmıyorlar. Bu hususta hem İstanbul'dan bir özel üniversite... Hem de Türkiye'nin bu Kırgızistan'daki Manas Üniversitesi'nin rektör ve yöneticileri bizden talepte bulunurlar. Bunlar özellikle Kuzey Afrika'ya, Libya üzerinden açılabilmek için. Orada da bizim soydaşlarımız var. Osmanlı'ya bağlı dindaş kardeşlerimiz de var. Bunlar bağlantıyı kurdular. Yani şu an hayat böyle boşluğu kaldırmaz. Zaten bu işler zaten yapılıyor. Fakat ben daha önceki tecrübemle gördüm. Ben İstanbul'a o grupları getirdiğimde tamam diyelim ki işte İMES'e götürdük veya İki Telli'ye götürdük. Fakat Bursa'ya getirdiğiniz zaman sizin sunduğunuz imkanlar çok büyük, çok daha geniş. Ben yani eğitimlerde İstanbul yerine ikinci yani şeyim yani tercihim yani hep iş başında eğitimdi burayı seçtim. Yok sizin buranın, tercihinizi anlıyorum hayır, da buranın başarılı olduğunu gördüm. Acaba yatırım yapmıyorlar? Yani eğer dediğiniz kadar
Bu kadar avantajı varsa Bursa'nın, bir sürü İstanbul'da özel üniversite var. Bursa'da böyle bir bölüm ya da işte bir fakülte gibi ya da işte ben diyorum şu an bakın, Haliç Üniversitesi böyle bir programı başlattı. Kırgızistan'daki Manas Üniversitesi gene bizim destek ve yardımımızla böyle bir şey başlattı. Yok, Bursa'da açmak için. Ben de diyorum ki Bursa çok mümbit bir arazi, çok verimli bir yer. Yani İstanbul'da kat edilecek mesafeden çok daha fazlasını çok kısa sürede burada kat etmek mümkün. Ben sadece Bursa'daki arkadaşların bir zihnini açmak istiyorum. Yani buradaki şu uyuyan dev uyansın, imkanları görsün. Ama eldeki imkanlar başka bir şey, görmek başka bir şey. Geçen akşam bizi Demirtaş'a davet ettiler. Demirtaş'ta bir dernek, gece yarısı misafir olduk. Şimdi arkadaşlar diyorlar ki biz Bursa'nın işte en zengin yeriyiz. İşte diyelim ki Demirtaş organize sanayi, işte kasasında inanılmaz yüksek miktarda paralar var. Ama öbür taraftan bakıyorsunuz buna ilişkin herhangi bir tasavvur, yani bunun kullanımına ilişkin, bunun nasıl diyeyim Bursa lehine ya da Demirtaş lehine kullanımına ilişkin çok fazla bir şey duyamıyorsunuz. Yönetimi kastetmiyorum. Daha onlarla bir muhataplığım olmadı ama görüşmek de istiyorum. Ama sonuçta eğer sizin kasanızda diyelim ki 100 milyon avro varsa, ya siz bu 100 milyon avroyla kendi bölgeniz yani Demirtaş'ı İddia ediyorum dünyanın eğitim merkezi yaparsınız. Hem de teknik eğitim merkezi yaparsınız. Kimsenin öyle dertleri yok. Bakın ben yönetime bir şey söylemeyeceğim. Konuşmadım, görüşmedim. Dosya bir meslek bir şey teknik söyleyeyim. Eğitim var. Ama bakın konu nerede düğümleniyor? Şimdi görmekle bakmak arasında fark var. Yani bizim insanımızı dışa açmak gerekiyor. Bazı şeyleri yerinde göstermek gerekiyor. İmkanları yerlerinde görmeleri gerekiyor. Biz mesela mesleki eğitimde saplandık kaldık. Yani liseleri mutlaka milli eğitim yönetecek. Yüksek okulları ve fakülteleri doktora eğitimi dahil, master dahil YÖK yönetecek. İşte mesleki eğitim merkezleri, beceri kurslarında ya belediyeler ya da işte diyelim ki hayat boyutu eğitim genel müdür. Yani milli eğitim yürütecek. Ya bir bakıyorsun bu dünyanın her yerinde böyle değil. Mesela Kanada'ya bir bakıyorsun. Tüm bu sistem tek merkezde, tek elde toplanmış. Bütün hepsi. Hepsi. Peki bunun getirdiği imkanlar ne? Sayısız. Ya Türkiye bir deli gömleğine bir dönemde kendini böyle bir kapatıyor. Ondan sonra bundan kurtulamıyor bile. Eğer biz şu an mesela organize sanayi bölgelerine Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla sürekli şey yapılıyor. Meslek liseleri yapılıyor. Ben yapılmasına karşı değilim. Faydalı bir şey. Ama birisi kalkıp da tıpkı şu özel televizyonların kuruluşunda olduğu gibi ya da bizim bu çocuk evlerinin ilk başlangıcında olduğu gibi mevzuata aykırı falan demeyip de kalksa bir örnek başlatsa. Dese ki ya ben bu tüm sistemi birleştiriyorum. Bunun bir örneğini kursa ben size söyleyeyim arkasından mutlaka kanunu gelecektir. Yani bunu faydayı gördükten sonra yani bizim millet ize basmasını sever. Yani önce faydayı görecek. Peki ben şimdi söyledin işte Suriyeli sığınmacılar var, işte Afganlar geliyor, Pakistanlar geliyor. Ne yapmak gerekir? Bakın Türkiye'nin elinde o kadar fazla imkan var ki Türkiye derken özellikle de bu işlerin başyeri olarak, merkezi olarak Bursa'yı kastediyorum. Şimdi 10 parmağında 10 marifet, komple atlet yetiştirme diye bizim bir sistemimiz var. Ben mesela bunu uygulayacak şehir arıyorum. Bursa'yı da bu mahallede gözüme kestirmiş durumdayım. Bu ne demek? Ya gençlerimiz normal eğitimlerine devam etsinler. Mesleki eğitime gitmelerine gerek yok. Yani hangi eğitim alıyorlarsa alsınlar. Ama aileler çocuklarının kollarına yani fazladan altın bilezik taksınlar. Yani eğitim hayatları boyunca çeşitli çıraklıklara göndersinler. Ben bunu Antep'te gördüm. Antep'te gördüğüm şeyi modelledim de. İnsanlar çocuklarını orada hem de en zenginler sadece yoksullar değil. Önce şey ya diyelim ki okula başladı. Okula başlamakla beraber yaz döneminde de çıraklığa başlatıyor. Ama her yaz ayrı bir çıraklık. Her yaz ayrı bir çıraklık. Sonra bir bakıyorsunuz ki okul bittiği vakit 8, 11, 14, 15 tane çocuğun ayrı çıraklığı olmuş. Bu çocuklar hayatta o kadar başarılı oluyor ki ben size anlatamam. Hiçbirisi o alanda çalışmıyor. Ya politikacı, ya büyük tüccar,
ya büyük ilim adamı ya büyük din adamı. Bunun sayısız örnekleri var. Ben Antep'te uzunca bir süre kaldım. Bunu yerinde tespit ettim. Bu usulde yetişenler üzerinde de yani nasıl yetiştiler, ne yaptılar bunları toparladım. Şimdiki Milli Eğitim Bakanımızla da iki defa bir araya geldik, konuştuk. Ama iş bürokrasiye gelince tıkandı. UNICEF'in Türkiye temsilcisi olan Bayan Elçi dedi ki tüm ekibini karşımıza aldı. Dedi Ömer Bey sadece bunu yapın. Ben bütün dünyaya bu modeli yaymaya hazırım. Şimdi Türkiye iklim değişikliği mi var? İç savaşlar mı var? Yani bazı bölgelerden böyle ekonomik sebepli göçler mi var? Yani Afganistan ve Pakistan şu an. Suriye değil. Suriye önceki bir dönemdi. Kardeşim bu göçü yerinde durdurmak lazım. Bu göçü yerinde durdurabilmek için bu tarz insan yetiştirmek lazım. Bu tarz insan yetiştirdiğiniz vakit o bir sanayi şehrine gitse de iş bulabiliyor. Bir dağ köyüne, bir orman köyüne gitse de kendine iş bulabiliyor. Veya diyelim ki çöle gitse orada da iş bulabiliyor. İş bulamadığı zaman kendi işini kuruyor. Çünkü Antepler çocuklarını pazarcılık, çerçicilik de yaptırıyorlar. Yani bu çocuklara hemen bunu bir tamamlayayım. Bu ne demek? Uygulamalı girişimcilik eğitimi. Çocuğun zaten kolunda sayısız böyle altın bilezik mi var? Bu çocuk aynı zamanda alması satmasını da beceriyor. Eğer biz gençlerimizi bu tarzda yetiştirsek, yani bunlar nasıl diyeyim, o kadar bağımsız ruhlu insanlar oluyorlar ki rızık diyor Allah'tan. Ben her yerden diyor yani ekmeğimi taştan çıkartırım, gidip iş yapabilir, iş kurabilir ve buna devam edebilir. Bursa'yı böyle bir modelin uygulandığı, tüm dünyaya modelin yani buradan yayıldığı bir yani bir eğitimin başkenti haline getirebilir miyiz? Eğer biz yoksul toplumlara öğretmenlik yapacaksak, önderlik yapacaksak, öğreticilik yapacaksak bunları yapmamız lazım. Bunları yaptığımız zaman ne olacak size söyleyeyim. O bölgenin bütün insanların kalbi de burada olacak. Nasıl diyeyim, o bölgeden herhangi bir göç olduğunda sadece Türkiye değil, nereye giderse gitsin el üstünde karşılanacak. Bakın Ukraynalılar batıda el üstünde karşılanır. Sadece bir din meselesi yok. Bunların çoğu nitelikli iş gücü. Fakat Suriyelilerde biz bir hata yaptık. Hata yapmamız şöyle. Almanya dedi ki ben kapılarımı Suriyelilere açıyorum. Ben Suriyelileri alacağım. Türkiye'den adam almadılar. Yani Türkiye demediler ki sen bana şu kadar Suriyeli gönder. Öyle bir şey yapmadı. Ya ne yaptı? Sınıra kadar geleni kapıda ben alacağım dedi. Bu ne demek? Hasta bizde kaldı. Yaşlı bizde kaldı. Sakat bizde kaldı. Çocuk bizde kaldı. Yani maratonu en nitelikli olanlarını, en genç ve dinç olanlarını aldı, Almanya topladı. Yani maratonu koşup finale varanı alırım, gerisini almam dedi. Sınırda bunlar sayım yaptılar. Kapıda sayım yaptılar. 420 bin tane iş sahibi insan gitmiş. 10 bin tane akademisyen gitmiş. Ya şimdi Batı gerçekten çok zalim. Posayı bize bırakıyor. İnsan posasını bize bırakıyor. Bizde kalanların belki %58'i ilk öğretim dahi tamamlamamış olan insanlar. Ama kendisi 420 bin tane iş sahibini götürdü mü? 10 bin tane akademisyeni götürdü mü? Halbuki en nitelikli olanlardan ben istifade etmeliydim. Sovyetler dağılırken ben bir devlet bakanında danışman olarak görev yapıyordum. Ne olur dedim şu nükleer fizikçileri kaçırmayalım. Ülkemize çekelim. Bir devlet projesi geliştirelim. İnanın daha bunlar biz düşünürken Amerika dedi ki Sovyetler, eski Sovyetler Birliği'ndeki tüm dedi nükleer fizikçilerin maaşını ben karşılıyorum. Hiçbir yere gitmelerine gerek yok. Mesele göç değil. Mesele en nitelikli olanlar. Yani bulunduğu yere katkıda bulunabilecek olanların bizden çalınmış olması. Bize posanın bırakılmış olması. Ama insanlarımız bunu bilmiyor. Yani bu işin bu tip detaylarını bilmediği için nasıl diyeyim farklı şeyler düşünüyor, farklı şeyler geliştiriyor. Ama yani eğer o dönemde bizim devletimiz bastırsa ve Almanya dese ki kardeşim buradan alacaksın. Aile bütünlüğünü gözeterek alacaksın. Hastasıyla, çocuğuyla, yaşlısıyla, sakatıyla beraber alacaksın. Belki bunlar yapılmalıydı. Yani söylemek istediğim şey şu. Buraya Türkiye'ye Musevilerin gelişine bakalım. İkinci Beyazıt dönemi. Edirne Başahamı tüm Avrupa'daki Yahudilere şöyle bir ilanda bulunmuştu. Demişti ki
Zenginlikler ülkesine gelin, özgürlükler ülkesine gelin. Ama gelenler kim? Yani o bölgelerde işi gücü olan, malı mülkü olan kesimler geldi. Şimdi eğer siz bu tarz bir çekim cazibe merkezi olursanız bu size yük olmaz. Ama en eğitimsizler, hastalar, yaşlılar, sakatlar, çocuklar sizde kalmak üzere böyle bir düzen kurulursa bizim yani mültecilerdeki sıkıntılarımız çok büyük, çok farklı. Yani vatandaşın bildiğinden çok daha farklı. Ama eğer biz gelenleri de eğitemedik. Bizim çırak açığımız var. Yıllardan beri bizim Türkiye büyüklüğünde sanayi ve ticarete sahip olan bir ülkede 2 milyon çırak olması gerekiyordu. Yani 4 yıllık bir süreçte çıraklar yetişiyor. Her yıl 500 bin her kademede bizim çırağımız olması lazımdı. Biz Türk çocuklarını oraya çekemedik. Ama kalkıp içimizde bir akıl sahipleri de kalkıp ya bu çocukları biz çıraklığa kazandıralım. Yani şimdi bizim çok ciddi entegrasyon problemimiz olacak. Yani şu an başımıza bela. Halbuki biz bunları usta yapabilseydik, ustaya bizim toplum kız verir. Kız verdikten sonra zaten bir arada kaynaşır gidersiniz. Ama şimdi entegrasyon olmadı. Problem. Vatandaş tepki içerisinde. Yani Türk halkının %84'ü şu an sığınmacılara karşı olumsuz duygular içerisinde. Bu siyaseti de etkiliyor. Hı. Vatandaşın sıkıntısı var. Bunu yok sayamazsınız. Ama kalkıp zorla bu insanları böyle deport etme değil. İnşallah o ülkeye barış gelir. İnşallah Türkiye nasıl diyeyim ilişkilerini yumuşak bir şekilde götürür ve bu sıkıntı hafifler. Ama tekrar geleyim. Bursa sadece eğitim alanında değil, sadece teknik eğitim alanında değil, manevi alanda olsun, sosyal kültürel alanda olsun, bilim alanında olsun, teknoloji alanında olsun bir marka şehir olmaya, bir yıldız şehir olmaya çok hazır vaziyette. Burada her şey hazır. Ben Bursalıları sadece ikaz etmek istiyorum, uyarmak istiyorum. Burada uyuyan bir dev var. Ey Bursa'nın önde gelenleri, ey akıl sahipleri, şehrin imkanlarını görün ve değerlendirin. Bu manada da illa devletin çalışması gerekmiyor. İlla her şeyi devletin yapması gerekmiyor. Bursa insanının kendisinin yapması gerekiyor. 22 tane mi organize sanayi var burada? 22. Ya bu ne kadar iş yeri demek? Bu ne kadar bir zenginlik? Bu ne kadar bir imkan demek? Bursa bunun farkında mı? Yani Bursa sahip olduğu şeylerin farkında mı? Biz diyoruz ki bunun farkına varılsın ve artık geçmiş zamana ağıt yakılmasın. Yani tam tersine Bursa'nın geleceği konuşulsun. Güzel geleceğine ilişkin bilmiyorum yani güzel umutlar, güzel duygular uyansın. Bu peki yapmışsın. Ömer Bey bir saati açtık. Siz şimdi anladığım kadarıyla bürokrasideki görevinizi bitip emekli olduktan sonra böyle bir think tank gibi Avrupa'daki örneklerden rastlanan hep böyle fikir, araştırma, düşünce, proje ne yapılabilir bu konular üzerine yoğunlaştınız. Şimdi Bursa'da ikinci bölgede de birinci sıradan milletvekili adayısınız. Nasip olur seçilir, meclise giderseniz. Bu projeler üzerine mi çalışacaksınız? Bir, iki, hani bir milletvekili olduğunuzda bu size ne artı katabilir? Bu projeleri hayata geçirme noktasında işte şu andaki Ömer Kayır'dan işte milletvekili olmuş Ömer Kayır'ın bir avantajı olacak mı? Bursa bundan faydalanabilecek mi? Hemen söyleyeyim. Bizim görevde olduğumuz dönemde Rasim Zaimoğlu diyerek bir milletvekili çıktı. Muhtemelen başlangıçta Doğru Yol Partisi'nde bir milletvekiliydi. Karadeniz Otoyolu diyerek bir proje ortaya attı. Başlangıçta herkes küçümsedi ve herkes bu insana güldü. Ama çok fazla zaman geçmedi ki bütün partiler bunu savunur hale geldiler. Bütün siyaset ama fikrin sahibi ve her yerde savunucusu, ilgili ilgisiz her yerde çıkıp o insan kalktı dedi ki Karadeniz Otoyolu, Karadeniz Otoyolu. Şimdi Karadeniz Otoyolu gerçekleşti. Bu eğer siyaset bu tip şeyleri dillendirmemize, dile getirmemize bir fırsat tanırsa bizim için anlamlı. Yoksa bizim zaten işimiz var, gücümüz var. Hani siz zaten başbakanlık bürokrasisinde uzun yıllar durmuşsunuz. İşte bakanlara danışmanlık yapmışsınız. Dolayısıyla Ankara çevreniz bu projeleri ilgili yetkili yerlere iletmenize yetmiyor mu? Yeterli olmuyor mu? Hani milletvekili olunca değişir mi?
Bakın, bir iş yaptığınız zaman tüm çevrenizle beraber iş yapıyorsunuz. Eğer kimsesiz çocuklar konusunda bir mesafe kat edebildiysek tüm çevremin buna destek olmasıyladır. Ben dedim ki bağış kabul etmiyoruz. Bağış kabul etmiyoruz da peki evden masraflar nasıl karşılandı? Yakın arkadaşlarıma söyledim, yani beni hiç kıramayacak imkanı olan arkadaşım. Lütfen bir tarafından siz tutun. Ya da meslek liseleri araştırması yapıyoruz. Rahmetli Şükrü Karaca, o dönem Tansu Hanım'ın danışmanı. Siyasi olarak karşı karşıyayız ama çok sevdiğim, ne diyeyim, Allah elimizden erken aldı. Keşke bu millete yeni Şükrü Karacalar verse. Onunla ve Yılmaz Şenyüz Bey'le bir yere geldik. Biz meslek liseleri araştırması yaptık. Ama çevreyle yapıyorsunuz. Yani kendi başınıza, tek başınıza hiçbir şey yapamazsınız. Buradaki bütün çalışmalar için hem İstanbul'dan hem Ankara'dan hem de şu hayat boyu biriktirdiğim bütün ilişkilerden ve bütün çevrelerden destek alabilecek durumdayım. Ama diğer çalışmalarımda ben burada çok ciddi destek gördüm. Yani Bursa'yı lütfen böyle bir kalemde silip atmayın. Yani geliyorsunuz, Afrikalıları Bursa'da eğiteceksiniz. Kalacak yer lazım, yemek lazım, araba lazım. Bunlara bir muhit lazım, kapıların açılması lazım. Veya bir Batum çalışıyorsunuz, benzer şeyler. Bursa'da bu imkanlar var. Ama biz kendi imkanlarımızla bunu birleştirelim. Bütün bunları devletin en yüksek katına taşıyacak kadar imkanlarımız var. Hangisi iktidara gelirse gelsin, kim cumhurbaşkanı olursun, bu Muharrem İnce olur, bu Recep Tayyip Erdoğan olur, bu Kemal Kılıçdaroğlu olur. Hepsine bizim bunları götürme, anlatma, kabul ettirme imkanımız çok yüksek. Ama ben diyorum ki Bursa önce bir talep etmeli. Bursa önce nelere sahip olduğunun, neleri yapabileceğinin farkına varmalı. Bu farkına varışla beraber burayı bir yıldız şehir yapabilmek için Türk dünyasının, İslam aleminin, mazlum milletlerin hepsinin merkezi yapabilmek için, marka yapabilmek için bir harekete geçsin. Bakın, ben kimsesiz çocukları çalışırken özürler idaresiyle de çalıştım. Yani özürlerle ilgili bir çalışmalarımız oldu. Yaşlılarla ilgili çalışmalarımız oldu. Şu an Avrupa kendi yaşlılar için yer arıyor. Yani bunların hepsinin emekli maaşı var. İstiyor ki bunları, yani nasıl diyeyim, huzur evi gibi mi? Çok rahat turistik bölgelerde, yani güneşin bol olduğu, işte termal suyun bol olduğu, yeşilliğin bol olduğu yerlerde bunlara zaman geçirsin. Huzur evi değil de otel hizmeti gibi almak istiyorlar. Anladım. Şimdi o kadar fazla talep var ki, ya Bursa eğer sadece sağlık turizmine ve bu manada yaşlılarla ilgili bahsettiğim çalışmalara yönelsin. Şu an diyelim ki turizmden sağlık elde ettiğini... Sağlık turizmi başladı Ömer Bey. Birkaç yıldır yani, bazı sağlık kuruluşları Avrupa'dan, Balkanlardan hasta getiriyorlar. Yani elde ettiklerinin çok fazlasını, yani burası bir jeotermal merkez. Yani neden bu imkanlardan yararlanılmasın? Yani Bursa neden, yani Türkiye havacılığı ve uzaycılığa yönelmişken neden bunun merkezi olmasın? Neden bilişim merkezi olmasın? Tüm bunlar, tüm bu imkanlar burada var. İnanın küçük adımlar gerekiyor. Ve Bursa'nın kendi insanların atacağı adımlar gerekiyor. Siz o adımları atarsanız sadece devlet değil, dışarıdaki insanlar da mesela, bir misal vereyim. Ben Moskova'da bulundum. Moskova'ya biz kendi bu küçük ve orta ölçekli sanayimizle ilgili, yani bu küçük sanayi siteleri gibi ya da organize sanayi siteleri gibi bir proje götürelim dedik. Yani Türkiye'nin dış dünyaya götürebileceği en iyi projelerden bir tanesi bu sanayi siteleri projesidir. Moskova'da biz inanılmaz el üstünde karşılandık. Onların Opera diye bir teşkilatı vardı. Bizim Topla Koskep arası bir şey. Onların kongresine davet ettiler. Yani lütfen bir konuşun. Neden? Karşı taraf ağır sanayide çok güçlü. Ama küçük sanayi ve orta ölçekli sanayide ise çok zayıf. Türkiye bu alanda çok geniş imkanlara sahip. Herhalde 22 tane organize sanayisi olan bir başka il yok. Yani yok. En yakın olanlar belki Konya Moya, onda da sayı bu kadar. Yani sizde o kadar fazla imkan var ki, kalkıp sermaye Ruslardan olacak. Tabii bütün verimli tarlaları mahvettik. Sermaye Ruslardan olacak. Bizimkiler işin ortağı olacak ve ustası olacak. Adamlar şeyde kapıyor, havada kapıyor. Çünkü ağır sanayileri var. Bizim sahip olduğumuz sanayi yok. Yani Bursa'nın imkanları çok geniş. Bu gözle bakılması lazım. Bununla ilgili bir kadro oluşması lazım. Bir talep eden, düşünen, bir aydın zümrenin ortaya çıkması lazım.
imkan sahiplerine bunların da güzel bir şekilde aktarılması lazım. Vekil olursanız da bu işe öncülük etmekte çok vekil daha vekil olsak da olmasak da biz Bursa için bilmiyorum yani gönlümüzü yani koyduk. Gönlümüzde Bursa'nın çok ayrı bir yeri var. Yapılan tüm hizmetlerde bize sahip çıkılması bize inanılmaz bir bilmiyorum bir muhabbet doğurdu. Bizde bunun karşılığı çok yüksek. Biz de Bursa'ya hizmet edebilir miyiz? Siyaset ayrı bir mesele. Tek bir oya daha ihtiyacımız var ve ben o istiyorum. Ama mesele diyelim ki 14 Mayıs geçti. Her şey bitti mi? Tam tersine belki o zaman başlayacak. Ben diyorum ki Bursalılara ya lütfen sahip olduğunuz değerlerin, kıymetlerin farkına varın ve bunları değerlendirin. Burası bir yıldız şehir. Yani daha önceki medeniyetimizin mayalandığı yer. Bundan sonraki medeniyetimizin mayalandığı yer de lütfen burası olsun. Evet şimdi 1 saat 15 dakikayı doldurduk. Ben sizi ilk aradığımda da işte günlük siyasi kısır çekişmelere girmek istemediniz ve bugün de neredeyse hiç siyaset konuşmadınız. Daha çok proje. Bunlar yüksek siyaset. Hepsi evet. Siyaset bunlar. Yani tabii bunları konuşunca günlük siyaset çok değersiz ve önemsiz geliyor. Ama o da işin bir parçası. Dolayısıyla bir iki de öyle soru sorayım. Çünkü sürenin sonuna doğru geldik. Yani süre kısıtlamamız yok tabii sosyal medya ve YouTube'dan yayınladığımız için ama işte 1 saat 15 dakika oldu. Biraz ufaktan da toparlayalım istiyorum. Şimdi siz Memleket Partisi olarak çıktığınızda çok yüklenildi üstünüze. Bu tazik azalmıştır belki süre geçtiği için ama hala devam ediyor mu? Sahada nelerle karşılaşıyorsunuz? Bir kampanya yapıyorsunuz sonuçta dolaşıyorsunuz. Muharrem İnce'ye ilgi nasıl? Ben yine biraz araştırma yaparken sizle ilgili işte Ankara'da bir araştırma anket firması gibi bir firmanız ya da bağlantılı olduğunuz bir firma gibi bir bilgi de görmüştüm. Dolayısıyla o yönden de baktığınızda Bursa ve Türkiye çok önemli aslında. Hani biz daha çok Bursa'ya bakıyoruz. Bursa'da oy durumlarınız anketlerde ne görünüyor? Bunlarla ilgili de biraz bilgi alabilir miyim? Öncelikle şu an en büyük tartışma Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili olmak üzere gidiyor. Muharrem Bey'e pek çok kişi işte oy veriyorsun. Yani bu tarz tarizlerde bulunuyor. Halbuki biz bu Cumhurbaşkanlığı sistemiyle, yeni sistemle beraber iki turlu bir seçim sistemini kabul ettik ve ilk turda da 50+1'lik bir çoğunluğun elde edilmesi şartını getirdik. Nereden aldık biz bunu? Fransa'dan aldık. Fransa bu sistemi ne zaman getirdi? 1965'te getirdi. Halbuki yarı başkanlık sistemi o mu? Şeyde 1965'ten itibaren onların Cumhurbaşkanlığı seçimi iki turludur. Birinci turda da 50+1 şartı getirilmiştir. Dünyadaki ana uygulama odur. Türkiye'de oradan almıştır yani şu anki sistemi. Peki ne oluyor yani Fransa'da? İlk turda herkes serbestçe katılır. Çok fazla aday katılır. Öyle 1, 2, 3, 5 aday böyle kısıtlama vesaire falan yok. Hem soldan hem merkezden diyelim ki hem de sağdan. Adaylar önce kendi kulvarlarında yarışırlar. Yani diyelim ki sol bir adaysa sola karşı, diğer adaylara karşı bir yarışı vardır. Ama bu ön seçim değil. Ülke çapında bir seçim. Diğer kulvarlardaki adaylara karşı da yarışır. Sonuçta iki tane aday çıkar. En çok oy alan aday çıkar. Ve bu oy, en fazla oy alan iki kişi de iki hafta sonra yapılan seçimde artık yarışırlar. Ve bu yarışırken de hiç kimse birinci turda diğerinin ayağına çelme takma, hainlikle, bölücülükle suçlama vesaire falan bunları yapmaz. Tam tersine yakın ve sıcak davranırlar ki bir sonraki yani ikinci tur seçiminde onun seçmenleri kendine gelebilsin. Zannediyorum bu Türkiye'de bilinen bir sistem değil. Belki yani orada asıl ittifak aslında birinci turdan sonra oluyor. Belki bu seçimlerle beraber Türkiye iki turlu seçimleri görmeye başlayacak. Yani Muharrem Bey'in aday olmasıyla beraber Türkiye'deki seçimlerin iki turlu hale dönüşmesi neredeyse kesin gibi yani şu an böyle. Ve bunlara yani siyaseti bu manada hiç kirleştirmeye gerek yok. Mahalle baskısı kurmaya gerek yok. Herkes yarışır. Eğer iki aday çıkarsa da ikinci turda serbestçe onlar oy isterler ve kim çok alırsa da kazanır. Olması gereken budur. Belki bu daha önce görülmediği için, insanımız bunu bilmediği için
Elinden sanki bir şeyler kayıp gidiyor. İlk turda her şey hallolacakmış gibi bir endişe içerisinde hareket ediyor. Halbuki bunların hiçbirisine gerek yok. Sertleşmenin, suçlamanın hiçbir alemi yok. Tam tersine belki ilişkileri, bunu Muharrem Bey sürekli söylüyor, diyor ki yüz yüze bakacağız. Bunların ikinci turu var. Lütfen gerginleşmeyelim, ortalığı gerginleştirmeyin. Bunu sürekli bu ikazda bulunuyor. Sonunda Muharrem Bey haklı çıkacak. Ben size onu söyleyeyim. Peki Ömer Bey, teknik olarak soruyorum. Şimdi Muharrem İnce veya başka bir aday çıkmasıyla seçim ikinci tura kalıyor diyelim. Yani teorik konuşuyorum bunu. Peki o aday çıktığı zaman ikinci tura senin yüzünden kalacak diye eleştirilmesi, şimdi o aday çıksa da ikinci tura kalamayacağını da düşünüyorsanız o adayı, bu eleştiri yapanlar, ikinci turda zaten kazanabileceğinizi düşünüyorsanız bu eleştirinin mantığını anlamıyorum. Yani ikinci tura kaldı. Peki kaldı. Kazanabileceksen zaten kazanacaksın ikinci turda. Hani çıkmasının eleştirisi neden? O neye dayanıyor? Türkiye şu an çok büyük bir kutuplaşma yaşıyor. Kutupların her birisi kendisi için bir şey engel görürse vesaire istiyor ki bu ortadan kalksın. Bu demokrasiye uygunmuş, aykırıymış, hiç kimse onun derdinde değil. Yani normalmiş, isteği anormalmiş, hiç ona bakmıyor. Diyor ki önümüzdeki engel kalksın. Ama tekrar söyleyeyim, bu sistem yıllardır yurt dışında uygulanan bir sistem. Halka bunun anlatılması lazım. Yani birinci turda hiç kimse bir şey alıp bir yere kaçmıyor. İkinci tura kaldığında da insanlar gönlünde hangi aday varsa, kendisini hangisini yakın hissediyorsa gider, tercihini ondan yana yapar. Ama buradaki problem bütün bunların dışında zannediyorum. Belki bazı adaylar kendilerine güvenmiyorlar. Serbest bırakılırsa başka adaya doğru böyle kayışların olmasından endişe ediyorlar. Bunu engellemek için bunu bir gerekçe, bir bahane olarak kullanıyorlar ve mahalle baskısı uyguluyorlar. Yani CHP'den size bu kadar mahalle baskısı tazik olmasa CHP'den daha fazla oyun mu Muharrem İnce'ye kayma endişesini taşıyor CHP? O yüzden mi bu politika izleniyor diyorsunuz? Vallahi hep beraber seyrediyoruz. Yani benim tek başıma şu şöyle, bu böyle diyerek bir şey söylememe gerek yok. Milletin gözünün önünde cereyan ediyor. Genel Başkanımız Muharrem İnce Bey de gerekli olan bütün cevapları veriyor. Peki ama orada şöyle bir sıkıntı çıkmayacak mı Ömer Bey? İkinci tura kaldı. Siz şimdi bu kadar tazik gösterdiniz memleket partililer. İşte Muharrem İnce diyelim %5, %7, %3 önemli değil. Bir oy aldı. Kalamadı ikinci tura. İşte şimdi bu kadar tazik gösterdiğiniz bir partinin seçmenleri size oy verecek mi bu sefer? Vallahi Muharrem Bey'in söylediği bir şey var. Ben de ona katılıyorum. Hiç kimse seçmenin oyuna ipotek koyacak durumda değil. Hiç kimse koyun sürüsü de değil. Şuraya verin veya buraya vermeyin veya şey yapmayın. Her insan yani o oy sandığının başına gidince memleketin durumunu düşünüp kendi gönlünden ne geçiyorsa, bu memlekete kimin daha iyi hizmet edeceğini düşünüyorsa o an kararını verecektir. Öfkeler falan geçecektir diye düşünüyorum. Yani o zamanı geldiğinde insanlar biraz daha sağduyuyla, yani aklı selimle düşünecektir. O kararı varacaktır. Biz bunları nasıl diyeyim, geçici bir şey olarak görüyoruz. Yani siyasetin getirdiği günlük sıkıntılar olarak görüyoruz. Bundan sonra Türkiye bence bu tip şeyleri yaşamayacak. Yani bu tip bu seçimde alışacaklar diyorsunuz iki turu. Peki şimdi görünen o ki Muharrem İnce'nin ve Sinan Oğan'ın hani belki seçimi 6 ay olsaydı, biraz sıkışık bir süreç de oldu çünkü, belki bir şansları olabilirdi ama ikinci tur için çok şansları görünmüyor gibi. Memleket Partisi'nin bu seçimdeki hedefi ne? Yani Cumhurbaşkanlığı ile birlikte mecliste oylanacak. Hani barajı aşıp mecliste bir grup bulup kurumsallaşmak mı asıl amaç buradaki çıkış? Yoksa daha sonraki ittifaklar için hani bir başlangıç mı? Neyi hedefliyorsunuz ve oranlarınız ne görüyorsunuz? Şu an millet çok fazla düşünmüyor ama 14 Mayıs sonrasına bir bakmak lazım. Aslında pek çok liderin tasfiye olacağı bir seçim süreci yaşıyoruz biz. Yani alınan neticelere göre, netice ne çıkarsa çıksın, birden çok fazla lider bu seçim sonrasında tasfiye olma ihtimali çok yüksek. Eğer Muharrem Bey burada belirli bir yüksekte oy alır, hele partisini de meclise sokarsa, 2028'in tartışmasız bir numaralı adayı olur. Siyaset maratondur.
günlük bir şey değildir. Öyle bu seçimde aldı, şu seçimde diyelim ki düştü vesaire falan böyle bir şey değil. Muharrem Bey iddiası olan bir insan. Ve bu iddiasını bence devam ettirecektir. Çıkan sonuçlar buna yardımcı olursa bu çok daha yüksek sesle ve çok daha büyük güvenle yapılacaktır. Ben öyle bakıyorum. Bir sonraki dönemi planlamak için yaşı da müsait. Diğer iki rakibine göre en azından. Allah hepsine uzun ömürler versin. Tabii yani ki. Bir şey söylemeyiz. Ama zaten Sayın Erdoğan son dönemde açıkladı. Kılıçdaroğlu da öyle görünüyor sanki. Ama kazanırsa tabii bilmiyorum. Peki oy oranı noktasında işte bir araştırma anket firmanız da var Ankara'da. Ya da bağlantınız var tam onu anlayamadım. Şimdi orayı. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu seçimin özelliği özellikle toplumda algı oluşturmak bakımından bir tarafta anket firmaları, öbür tarafta kutuplaşmış iki ayrı basın grubu. Anket firmaları basının kullanacağı malzeme üretiyor. Bunların hatta bir kısmı da belki masa başında yapılıyor. Yani o günün algısı ne, ihtiyacı ne? Anket firmasından bir oran geliyor. Hatta belki bunu basın sipariş ediyor. Daha sonra da basın bunu bir gerçekmiş gibi, bir hakikatmiş gibi. Halbuki olmasını istediği şeyi sipariş ediyor. %60'dan havada uçuyor. Ve onu mümkün olsa eksi bir sonuç olsa bizim için eksi sonucu yapmak isteyen pek çok anket firması ve şey de var. Yani basın kuruluşu da var. Öyle birilerinin dediği gibi ne dipteyiz ne öyle en başlangıçta olduğu gibi çok çok yukarılardayız. Bence barajı aşabilecek belli bir sınırdayız, belli bir noktadayız. Bu manada tekrar söylüyorum, tek bir oya dahi ihtiyacımız var. Bu vesileyle bunu belirtmek istedim. Parti mi daha yüksek oy alır Muharrem Bey? Kesinlikle Muharrem'imizi daha yüksek oy alır. Yani bunu hiç tereddütsüz söylerim. Yani partinin çok fazla tanınmak için fazla zamanı olmadı, fazla fırsatı olmadı. Bir de bütçeniz buradaki olmadı. Buradaki ben seyircilerimize de söyleyeyim, yani dönerek de söyleyeyim. Nazar boncuğu Memleket Partisi'nin amblemi. Yani Muharrem İnce deyince lütfen mührü o nazar boncuğunun altına basın. Gerçekten Muharrem Bey'in tanınırlığı, bilinirliği çok yüksek. Ama partinin bilinirliği ve tanınırlığı ondan daha aşağıda. Bu da bir gerçek. Yani dolayısıyla meclise girmeyi hedeflediğinize göre, %7'de baraj olduğuna göre, %7'ler seviyesinde partiniz için bir beklentiniz var. Onun üzerinde de işte 7 olur, 10 olur. Muharrem Bey'e bir beklentiniz var anlatabilirim senince. Şimdi eğer her şeyin böyle tabii mecrasında akışına izin verirse şu an çok farklı oranları, çok farklı rakamları konuşuyor olurduk. Fakat yol kesiciler o kadar çok fazla, algı operasyonları o kadar yüksek ki herhalde hiçbir lidere ve hiçbir harekete karşı şu an Muharrem İnce ve onun partisine yapılan muamele kadar bir muamele yapılmamıştır. Ön kesilmesi yapılmamıştır. Bu kadar düşmanlık yapılmamıştır. Bunu da ben milletin takdirine bırakıyorum. Yani milletimiz takdir edecektir. Bize çalışmak düşer. Genel başkanımız çalışıyor. Ekip arkadaşlarımız çalışıyor. İnşallah hayırlısı neyse milletimiz için o olsun. Onu söyleyeceğim efendim. Son sahada dolaşırken, çalışırken Memleket Partisi olarak nasıl bir ilgi, nasıl bir yaklaşım, vatandaş size neyle geliyor, daha çok neyi merak ediyor, neyi soruyor, siz onlara daha çok neyi anlatıyorsunuz? Bir iki dakikaya bunu da toparlayıp kapatalım. Öncelikle ilginin kaynağını söyleyeyim. En büyük ilgi gençlerimizden. Yani gençler... Yeni seçmen gençler. Evet, özellikle. Nereye giderseniz gidin 25 yaş altı. Peki magazinin selleştirildiği gibi otobüste dans eden Muharrem İnce figürü mü bunun sebebi? Şöyle, gençler bir kıstırılmışlık duygusu içerisinde. Gelecek kaygıları çok yüksek. Bir arayış içerisindeler, bir çıkış arıyorlar. Onlar için Muharrem İnce bir umudu temsil ediyor. Muharrem İnce'nin mesleğini bir daha hatırlatmak isterim. O fizik öğretmeni. Yaptığı teklifler hep gençlerle alakalı. Çünkü o gençleri çok iyi biliyor. Onların ruhunu okuyor. Ve onları ve ülkeyi geleceğe taşımak için çok güzel teklifler, çok güzel fikirlerin, projelerin sahibi. Hayatı onlar için kolaylaştırmak, onları bu ülkenin nasıl diyeyim iyi eğitimli gücü haline getirmek için belli bir çabası var. Gençler bunu anladı. Ben öyle bakıyorum. Talepler hep bunların etrafında. Gençler ayrımcılıktan şikayetçi. Yani ben diyor yani bu, sınavda belli bir notu aldıktan sonra mülakatta elenmemeliyim. Yani bana bir eşit şans verilmesi lazım.
Biz maalesef nasıl diyeyim, devlet kaynaklarını, imkanlarını sadece iktidar lehine kullanmayı bir marifet olarak görüyoruz. Oysa hepsi vatandaşımız. Belki 4 gün sonra bunlar fikir değiştirip bir başka yerde yer alacaklar. Yani gençliğe partisel muamele yapmak kadar yanlış, sakat ne olabilir? Onlar bu milletin umudu, bu milletin yani geleceği onlar. Yani onların sorunlarını çözmeye dönük kim çalışırsa mutlaka karşılık görecektir. Bu dönemde zamanın ruhu diyeyim, onları anlayan Muharrem İnce olmuştur. Onlar da o tarafa doğru yönelmiştir. En büyük rağbet, en büyük ilgi bu noktada. İkinci bir şey daha var. Görüştüğümüzde insanlar sessiz bir şekilde diyor ki ya bizim evden mesela size oy var. Yani en azından gençlerimiz oy verecek. Fakat yüksek sesle diyor, dile getiren olmuyor. Dile getiremiyoruz. Böyle ikinci bir şey daha da yani karşı karşıya. Seçmen de mi hissediyor baskıyı, mahalle baskısının üzerinde? Onun altında eziliyor herkes. Korkuyor. Herkesin endişesi var. Yani ben o endişeleri anladığımı düşünüyorum. Ben toplumu suçlamakla bir yere gidemeyiz. Herkesten aynı cesareti beklemek doğru bir şey değil. Yani insanlara yapılan o ayrımcı muameleler onları çok ürkütmüş, korkutmuş bir şekilde. Biz diyoruz ki ne cumhur ne millet. Yani tek yol memleket, ama bunun sebebi de şu. İki tarafta bu kutuplaşmışlık içerisinde hakkaniyet gibi, adalet gibi ince şeyler üzerinde kimse durmak istemiyor. Herkes kazanmanın peşinde ve kazanmak için yani faullü dövüşme dahil ne gerekiyorsa bunu yapma yönünde. Üçüncü ama seçenek gençler, biziz diyorsunuz yani. Ama gençler işte üçüncü seçenekten yanalar, öyle söyleyeyim. Ya şunu da söyleyeyim son olarak, belki not düşmek için olsun bu da. Muhalefetteyken herkes çok güzel konuşuyor. Ama iktidara gelince ben partide ayırmadan söylüyorum. Bütün şikayet ettiği şeyleri, yani işte kamu imkanlarını parti lehine kullanmak da dahil, herkes geldiğinde diğerinin yaptığının aynısını yapıyor. Bu kader değişir mi? Ben başkası adına söz veremem. Ama konuşmanın başlangıcından şu ana kadar ne söylediysem ben inandıklarımı söyledim. Siyaset olmasa da bu, hayır, ben Muharrem İnce için söylüyorum. Bu partiniz benim için söylüyorum. Siyasetten sonra da bu benim. Seçimden önce de bunlar benim görüşlerim. Seçimden sonra da bunlar benim görüşlerim. Tutarlı olmak gerekir. Şu an Muharrem Bey'de de bu manada özellikle gençlerin umudu olma ve onlara eşit davranma konusunda çok olumlu politikalar, çok olumlu fikirler, yaklaşımlar gördüm. Bunun devam etmesi yönünde de bizim baskımız olacaktır. Tavsiyemiz ya da ağırlığımız o yönde olacaktır. Pek çok arkadaşım da benim gibi. Yani biz bunu sadece bir seçim olarak görmüyoruz. Yani bu ülkenin nasıl diyeyim, bu cendereden bir çıkması gerekiyor. Bu kutuplaşmadan çıkması gerekiyor. Herkese eşit ve adil muamele yapılması gerekiyor. Yani talebimiz bugün ya da bugün. Yarın Muharrem Bey Sayın İnce iktidara gelirse, kendisi değişmek istese bile biz müsaade etmeyiz ekip olarak, o kafada izliyorsunuz. Özet herhalde. Ben bu çevrede gördüğüm şey bu. Yani bu milletin ortak talebi. Sayın Ömer Bey çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Değerli izleyiciler, evet seçim 2023'te bugün şu ana kadarki misafirlerim içinde en farklısını ağırladım diyebilirim. Neredeyse en uzun program oldu ama en kısa siyasetin konuşulduğu bir program oldu. Sayın Ömer Kayı daha çok Bursa ile ilgili projelerini konuşmak istediğini söyledi. Biz de o yüzden çok müdahil olmadık. Seçim sonrası da inşallah Ömer Bey'den biz istifa edeceğiz. İstifade edelim yani bu Bursa ile ilgili görüşlerini, belki spesifik konu konu bir programlar da çekebiliriz kendisi de uygun olursa. Şimdilik bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşçakalın.